dersin şöyle bir çok kısa özetini mi yapayım veya hatırlatayım? Hayatı hakkında veya eserler hakkında, kişiliği hakkında efendime söyleyeyim. Bir yeni bir şey söylemeyeceğim. Onlar ayrıca çok önemli değil açıkçası. Ama konumuz neydi geçen haftanın veya iki gün evvelin esas konusu? Adamın eseri, temel eseri yani tarihle ilgili yazmış olduğu evrensel eserin girişi. O neydi? Adamın esas amacı, en azından o kitapla ilgili öbürlerini söylemiyoruz. Yeniden bir o gelenek içerisinde evrensel bir tarih kitabı yazmak. Ama daha özel olarak Kuzey Afrika'daki halkların son 200 yıllık tarihini yazmak. Niye? Çünkü Kuzey Afrika'nın son 200 yıllık tarihine dair İbn Haldun'un beğendiği, önem verdiği bir kitap yazılmamış. Öbür tarihçiler kendisinden evvel gelen işte Taberi veya Mesudi veya Vakidi, onların tamam kitapları çeşitli konularla ilgili, çeşitli yerler, coğrafyalar ilgili ama onların ölümünden bu yana bir süre geçmiş, 200-300 yıl geçmiş ve İbn Haldun 12. yüzyıldan sonraki tarihçileri de zaten beğenmiyor, onlara önem vermiyor. Onlara yani hatta belit, aptal bir tarihçiler güruhu geldi diyor. Taklitçiler, hiçbir değeri yok onların. Evet, bu Kuzey Afrika tarihi yani Araplar esas olarak bir de Berberiler. Araplar ve Berberiler. Onun ama bir girişi var. O da mukaddime. Giriş, ikinci kitap Araplar, üçüncü kitap Berberilerin tarihi. Ama sadece işte o bölgeyle ilgili geçen zaman içerisinde meydana gelen cereyan eden olaylarla ilgili yeni bir tarih kitabı yazma ihtiyacı değil adamı bir eser kalem almaya iten. Aynı zamanda Mesudi gibi, Taberi gibi büyük tarihçiler de içinde olmak üzere İslam tarihçilerinin o zamana kadarki işte büyüklerinin ki bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar o büyüklerinin de eserlerinin kendi istediği standartlarda değerli olmadığını düşünüyor. Niye düşünüyor onu? Çünkü iki tane şey var, iki nokta var, iki olay var. Bir, bu isterseniz daha genel bir şekilde diyeyim, tarihçilerin eserlerinin başarısızlık veya şeyini ne diyelim? Değerini düşüren, başarısızlıklarını ve değerini düşüren iki nokta var. Birisi psikolojik diyebileceğimiz, kişisel diyebileceğimiz kusurlar, tarihçilerin kusurları. İkincisi ve asıl önemlisi tarih yazma ile ilgili, tarih yazıcılığı ile ilgili o zamana kadar takip edilen yöntemin kusurlu, eksik, işe yaramaz, problemli bir yöntem olduğunu düşünmez. Asıl ikincisi önemli. Birincisi de önemli tabii. Birincisi kişisel başarısızlık veya kusurlar. Onlar esas itibariyle bugün içinde geçerli olan hepimizin kendi alanımızla ilgili bir çalışmaya girerken fizikçi de olsak, kimyacı da olsak, efendime söyleyelim, kaçırmamız gereken basit insani kusurlarla ilgili. Ama tarihçi için bu çok daha fazla geçerli. Çünkü insanla ilgileniyor, toplumla ilgileniyor. Tarihçi bir dini gruba mensup, bir millete mensup, öyle diyelim bugünkü terimle. Bir mezhebe mensup. Bu bakımdan anlattığı olayların içerisinde ister istemez partizanca, tarafgir, objektifliğine aykırı ne diyelim düşünceler, duygular, amaçlar, zaaflar var. İşte bu zaafları, kusurları tasnif ediyor, sayıyor. Örneklerini de veriyor.
11 tane örnek veriyor. Bunları söylemeyeceğim ama tahmin edebilirsiniz. Mesela birkaçını söyleyeyim. Yani bir grup zaaf, insanın abartma eğilimi. Abartma eğilimi. Yani olayları, sayıları, zenginlikleri vesaire abartma eğilimleri. İşte ordular birbirleriyle karşılaştıkları zaman, efendime söyleyelim, 100 binle 200 binle başlıyorlar sayılarına. Ve hazinelerini anlatırken Karun hazinesi deyip gene inanılmaz ölçüde yüksek rakamlar veriyorlar. İnsanlar meraklı çünkü. Abartma konusunda bunun örneğini veriyor, örneklerini veriyor. İkincisi, meraklı şeye, acayip olan şeylere, olağanüstü olan şeylere yine meraklısı, merak. Bizde de vardır, bugün de vardır. Olağanüstü, acayip olan şeylere karşı olan merak. Dolayısıyla sayıları abartır, zenginlikleri abartır. Üçüncüsü, işte belli bir grubun mensubu olmaktan, belli bir mezhebe ait olmaktan, belli bir dine ait olmaktan dolayı onun şeylerini, olaylarını güzelleştirmek, abartmak, karşı tarafın veya düşmanı olan tarafla ilgili de efendim söyleyelim, onları mümkün olduğu kadar çirkinleştirmek, değersizleştirmek. Bunu artık söylememe gerek yok. Televizyonları seyrediyorsanız görüyorsunuz. Bizim askerlerimiz kahraman, öbürlerinki kahrolsun düşman. Efendime söyleyelim. Buna benzer çeşitli örnekler veriyor. Dördüncüsü, o da enteresan, aklıma geldi şimdi. İnsanlar kendi zaafları var. Kimisi içkiye meraklı, kimisi kadınlara meraklı. Geçmişte büyük adamlara da bu kusurları, kabahatleri izafe etmekte kendilerini bir tür meşrulaştırma yolunu buluyorlar. Yani mesela diyorlar ki, işte Abbasi halifeleri şöyle içki içerlerdi, şöyle ahlaksızlardı falan. Yani başkalarına isterseniz projeksiyon yaparak, yansıtarak kendi kusurlarını, başkalarına yansıtarak kendisini biraz temize çıkarmak istiyor veya mazur göstermek istiyor. Buna dair de bir takım örnekler veriyor. Bir başkası, belki psikolojik demeyeceğim ama deyim yerinde ise zaman içinde meydana gelen değişmeleri idrak etmeme. Yani olayları kendi konteksti bütünlüğü içerisinde görememe. Kendi zamanında bir olay var. Geçmişte de ona benzer bir olay var. Kendi zamanında mesela öğretmenlerin durumu, evet yani aklıma geldi. Öğretmenlerin durumu kötü. Az maaş alıyorlar. Aynen de böyle veriyordu. Yani şeylerin. Az maaş alıyorlar. Şeyden pay almıyorlar. Ne diyelim, devletten, iktidardan pay almıyorlar. Bunun üzerine geçmişte ilgili bir öğretmenin veya babası bir öğretmen olan Haccac, Emevi halifesi, şu meşhur Mekke'yi falan basan, şeyi öldüren, Hüseyin'i öldüren, onun da babasının öğretmen olduğunu duyunca demek ki bunun da babası işte böyle sıradan bir adammış, toplumun alt tabakalarından geliyormuş diye düşünüyorlar. Oysa ki o zaman öğretmenin konumu başka, bu zaman öğretmenin konumu başka. Hani Cumhuriyet devrinin öğretmeninin konumu başka, hem sosyal prestiji başka, toplum içindeki yeri başka, şimdiki başka. Demek fark etmiyorlar yani zaman içerisinde meydana gelen değişmeler, konumlar, efendime söyleyelim mevkileri. Bu tür örnekler veriyor, tamam. Bunları güzel de veriyor. Aslında iyi de bir örnekler, dediğim gibi bugün için de geçerlidir. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele ne? Asıl mesele bu tarihçilerin, tarihi olayların yapısı hakkında, doğası hakkında, birbirleriyle ilişkileri hakkında efendim doğru bir görüş sahibi olmamaları veya onlarla ilişkili işte ellerindeki malzeme, temel malzeme ki o işte rivayet, enformasyon, haber.
o haberlerin içerisinde doğru olmayan bir takım şeylerin, bilgilerin, yanlış kaynakların girmesine engel olamamaları. Bu artık şey değil. Bu başka bir planda. Birinci gruba ben kişi eleştirisi diyorum. İkinci gruba olay, olgu eleştirisi, yapı eleştirisi. İkincisi daha yapısal bir şey. Şeyin yapısı, tarihin yapısı hakkındaki yanlış bir düşüncenin sonucu. Şimdi geçen hafta uzun uzun anlattım. Ne diyordu? Elimizde geçmişle ilgili olarak bir tek malzeme var. O da o zaman yaşamış olan insanların bize anlatacakları, anlattıkları, bıraktıkları haberler. Evet, haberler, rivayetler. Çünkü biz o zamanda yaşamadığımıza göre o zamanki bu olayları gözlemleyemeyiz. Yaşayamayız. O zaman yapacağımız tek şey kaynağımız o adamlar, o haberleri verenler. Haber verenlerin de ancak yapabileceğimiz şey namuslu, dürüst adamlar olup olmamaları, işte biraz evvel söylediğim gibi olayları çarpıtıp çarpıtmayacakları, adil olup olmadıkları, efendime söyleyelim, vesaire vesaire. Şimdi bu yöntem ne demiştim ben? Esas itibariyle hadisçilerin yöntemi. Uzun uzun anlattım. Şimdi orada çok enteresan bir ayrım yapıyor. Şimdi artık yeni şeyler söyleyeceğim. Diyor ki geçmişle ilgili haberler iki ayrı alana aittir ve iki ayrı türdendir. Birincilere diyor ki şeriat ve dinle ilgili haberler. Ahbar-ı şer'iyye. Şeriat derken şeriat diye düşünmeyin. Yani bir din kurucusunun, bir peygamberin tesis etmiş olduğu, vaaz etmiş olduğu dinle, onun buyruklarıyla, emirleriyle, uygulamalarıyla, efendim yasaklarıyla ilgili haberler. Evet, birincisi bu. İkincisi, ahbar anil vakiat. Bu şu demek. Vakalarla ilgili haberler. Şimdi bakın, birincisi bir vaka değil. Birincisi bir vaka değil. Birincisi bir din kurucusunun tesis etmiş olduğu, getirmiş olduğu bir dinle ilgili emirler, yasaklar, ibadetler vesaire ile ilgili olaylar, şeyler grubu, bilgiler, enformasyonlar grubu. Öbürü doğa olayları değil, tabii konumuz tarih çünkü fizik değil. Geri kalan toplumda, onun ümran dediği şeyde, yani uygarlıkta ortaya çıkan olaylar. Neler bunlar? Ekonomik olaylar, siyasi olaylar, işte şehirlerin, efendime söyleyelim, inşa edilmesi, geri kalan her türlü olay ama insani olaylar. Ne demiştim? İnsanın bir içtima halinde, bir birlikte yaşama vakasından, olayından ortaya çıkan her türlü olay grupları. Bunları sayacağım zaten biraz sonra. Evet. Şimdi bu ikisi diyor yapı bakımından farklıdır. Bu çok önemli bir ayrım. Ve bunların birincisinde geçen hafta anlattığım o haberi nakleden kişinin adil mi, doğru mu, namuslu mu, dürüst mü, yalancı mı, abartıcı mı, çarpıtıcı mı olup olmadığının birincisinde çok önemli bir rolü vardır. İkincisinde de rolü vardır ama birincisi gibi değildir. İkincisinde
Asıl mesele başka bir meseledir. Şimdi birincisinde niye rolü vardır? Çünkü o haberler neticede kendisinin deyimiyle güzel bir şekilde söylüyor. O haberler, yani birinci gruba ait haberler, kendi ifadesiyle okuyorum. Şer'i haberlerin çoğunluğu bir şeriat koyucunun, şeriat geniş anlamda alın, şeriatı yani bildiğimiz anlamda almayın. Yani bir din getiren adamın, bir din kurucusunun getirmiş olduğu her şey, söylemiş olduğu her şey, koymuş olduğu her şey. Şer'i haberlerin şeriat koyucunun doğru olduklarına kanaat hasıl olduğunda, kendilerine uygun fiillerde bulunulmasını emretmiş olduğu, bakın kendilerine uygun fiillerde emretmiş olduğu pozitif emirlerdir. Pozitif emirler ben söylüyorum tabii. Pozitif kelimesi orada yok. Ama söylediği çok güzel bir terim, el tekalifi inşaiyedir. İnşaiye yani kurucu, buyurucu tekliflerdir. Emirler ve yasaklardır. Şimdi bu emirlerin doğruluğu hakkında kanaat hasıl olmasının yolu ise, şimdi dikkat edin, bu emirlerin doğruluğu derken, yani ahlaki bakımdan doğruluğu, insani bakımdan doğruluğu, hukuki bakımdan doğruluğu vesaire kastetmiyor. Burada kastettiği bu emirlerin doğruluğu derken, yani bu emirlerin hakikaten o şeriat kurucusu, getirisi tarafından gerçekten söylenip söylenmemiş olduğu, emredilmiş olup olmadığı. Yani adam oruç tutacaksınız dedi mi demedi mi? Namaz kılacaksınız, 5 vakit namaz kılacaksınız dedi mi demedi mi? Yoksa oruçu değil. Yahu oruç tutmak doğru mudur? Yani mesela sağlık bakımından uygun mudur? Anlatabildim mi? Ya bunun bir alakası yok. Şimdi biliyorsunuz televizyon programında içeriğiyle ilgili konuşuyorlar. Ahmak oldukları için. Aman oruç tutmak ne kadar iyidir. Oruç tutmak ne kadar sağlığa uygundur. Namaz kılmak nasıl jimnastiktir. Bütün bunlar ahmakça laflar tabii. Anladınız mı? Bunu yani İbrahim diyor ki o tarafa gitmeyin. Haklı. Neden? O tarafa gittiğiniz zaman altından kalkamazsınız. Biriniz der ki oruç tutmak iyidir. Öbürü der ki ulan ahmakçadır. Şeker bilmem neyle adam oruç tutabilir mi? Veya 24 saat oruç tutup da bilmem 5 saat karın doydurmanın sağlığa da aykırı, tansiyona da aykırı diyebilir o. Ben bir şey demiyorum. Diyebilir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Buradaki doğrultudan kasıt şu. Bunu fiilen, gerçekten adam emretti mi emretmedi mi? Bunu yasakladı mı yasaklamadı mı? Mesela bu, doğruluk bu. Bunun yolu ise, kendisinden geçiyorum. Onları rivayet edenlerin doğru ve güvenilir kişiler olduklarının tespit edilmesinden geçer. Şimdi bakın, diyeceksiniz ki ya onun o manada sizin söylediğiniz birinci anla doğru olduğu belli. Nasıl belli? Kitapta var. O kitabın kendisinin şeyde orada emir yazılmış. İyi de o kitabın o şekliyle, bize intikal ettiği şekliyle doğru tespit edilmiş olup olmadığı doğru mu? Bilmem anladınız mı? Mesela o. Yani Kur'an'ın Osman tarafından toplanan şeklinin doğru olup olmadığı da neticede neyle ilgili bir şey? Onun doğru tespit edilmiş olduğunu söyleyen rivayetlerin, haberlerin doğruluğuyla ilgili. Eğer bize adamlar yanlış söylüyorlarsa, şimdi atıyorum gene, ne diyorlar diyelim ki Şiiler? Hayır, o ayetler doğru tespit edilmedi. İçlerinde onun ehli beyti, peygamberin ailesini, Ali'yi falan Hüseyin'i ön plana çıkaran ve onlara ilgili ayetler vardı. Onu çıkardılar. Bilmem anlatabildim mi? Sorun orada.
Yani Kur'an'ın kendisinin bile bizzatihi doğru tespit edilip aktarılmış olup olmadığı meselesi İbn Adın'ın söylediği gibi bunları söyleyen adamların rivayetlerinin bu anlamda doğru olup olmadığından geçer. Kaldı ki bütün mesele Kur'an'da değil, hadisler var. Şu kadar hadis var. Kimine göre işte bilmem 100 bin, kimine göre 8 bin, kimine göre 10 bin. Hadisler doğru mu değil mi? Onlar ne zaman ve nasıl ortaya çıkıyor? Yahu hadis rivayet edenler namuslu mu? Doğru mu? Teknik ayrıntılarına girmiyorum. Nitekim hadis bilimiyle ilgili bu konuda epey tartışmalar var. İşte hadisler, hadisçilerin bu sözünü ettiğim doğru olup olmadıkları, dürüst olup olmadıkları, tarafkir olup olmadıklarını vesaire konusundaki araştırma, tetkik, eleştiri sonucunda çok çeşitli sınıflara bölünüyorlar. Ne deniyor? İşte bu hadisler sahih hadisler, doğru hadisler. Bu hadisler efendime zayıf hadisler. Bu hadisler hastalıklı hadisler. Bilmem anlatabildim mi? Yani bütün mesele orada, hep aynı yerdeyiz biz. Neredeyiz? Bunlar gerçekten peygamber tarafından söylendiği, emredildiği, yasaklandığı şekliyle, bu şekliyle doğru mu değil mi? Yoksa içeriği doğru mu değil mi? Değil. İçeriğinin şeyi yok. Namazın insan sağlığına uygun olup olmadığı, orucun bilmem ne olduğuyla ilgili değil diyor. Evet, şimdi çok akıllı. Çok çok akıllı. Şimdi burada diyor, eğer doğru oldukları standartlara, belli standartlarla işte söyledim, cehh ve tadil, ilmi rical, kişilerin dürüst olup olmadıklarıyla tespit edilme, bitti olay. Artık orada ona uygun olarak davranmamız gerekir. Onlar çünkü tekalifi inşaiyedir, kurucu metindir. Heh. Onlar kurucu, bize görev yükleyen kurucu özel metinleridir onlar. İyi de Abbas İmparatorluğu'nun kuruluşu, yıkılışı, ekonominin bilmem nesi, bunlar neyle ilgili? Hayır, değil. Peki burada ne yapacağız? İşte asıl orada. Çünkü tarihin konusu sadece onlar değil ki, tarihin konusu geçmişteki insan topluluklarının birlikte yaşamalarından doğan her türlü olay grubu. Şimdi onları da bir sayalım bakalım. Ya en basit terimle sayalım. Her türlü olay grubu içinde neler var? Birçok yerde bunları teker teker sayıyor. Ben de bunları bir sayayım. Efendim? Evet, evet. Birçok yerde bunu teker teker sayar. Ben bunlardan birini söyleyeyim. Yine kendisinden okuyorum. Tarihin hakikatinin, alemin ümranı olan insani toplumsal örgütlenme, ümran kelimesine hep kültür ve galak olarak alacaksınız. Bu arada hemen söyleyeyim. Ümran kelimesi Amere'den geliyor. İmar, o kelimenin bizde şeyi de var, yani kökünü biliyoruz. Yani kültür ne derler? Tabiata eklediğimiz her şey. Tabiatta, tabii halde bulunmayan her şey ümrandır. Hatta işte kültürle uygarlık arasında fark yapılır. Yüksek kültür uygarlıktır. Ama işte her türlü kültürel olay, yani köylünün efendime söyleyelim süt şeyinden sağmasından, kadının çocuğunu beşikte bilmem ne yapmasından, çorabın dokunmasından, tutun da efendime söyleyelim, devlet de bir ümran olayıdır, ekonomi de bir ümran olayıdır, savaş da bir ümran olayıdır. Kısacası insanın toplum halinde yaşamasından, hayatından meydana gelen her türlü olay grubu, her türlü olay grubu ümranın içinde yer alır. Ümran budur. Peki, tarihin hakikati olan
Alemin Ümran Alem Ümran'a olan insani toplumsal örgütlenme ve bu Ümran'ın doğasından doğan tevahhuş veya vahşilik, ehlilik. Terimleri ben bilerek eski şekliyle koruyorum. Şu anda da o. Bilmiyorum. Belki daha iyi terimler de bulabiliriz. Yani şu. Deyim yerindeyse Hobbes'ın terimiyle. Neydi o? Medeni durum. Doğal durum. Vahşilik doğal durum. Yani vahşinin vahşiyle ilgisi yok. Doğal durum. Öbürü ne? Ehlilik. Ehlilik burada yani ehlileşmek. Tamam, ehlileşmek. Dolayısıyla ben bunu Türkçe çeviriyorum. Sizin anlayacağınız dile getirmeye çalışıyorum. Demek ki doğal durum ve medeni durum. Çünkü doğal durumdaki durum farklı, kurumları farklı, olaylar farklı, medeni durum. Evet. Çeşitli asabiyeler. Bunu göreceğiz ne olduğunu, şu anda söylemiyorum. Doğal durumdan medeni duruma geçmemizi sağlayan ilke. Yani toplumsal politik ilke. Doğal durumdan medeni duruma geçmemizi sağlayan ilke diyeyim, yeter bu. Çünkü toplumlar bir doğal durumda bulunabiliyorlar. Artık ona toplum mu diyeceğiz, demeyeceğimiz o ayrı mesele. Ama insan doğasına çok uygun olmadığı için belli bir noktadan sonra bu doğal durumdan çıkarak medeni duruma geçiyorlar. Medeni durumun da çok çeşitli kademeleri var, seviyeleri var. Siyasi karşılığı var. Mesela klan var, kabile var. Efendim toplumsal olarak cemiyet var. Veya siyasi olarak riyaset var. Riyaset var, reislik, emirlik, mülk var. Yani devlet var. Bunlar hep daha sonra sosyolojik terimler olacak. Bunlar hep yani Almanca'da İşte ne diyoruz? Birine cemaat diyoruz, öbürüne cemiyet diyoruz. İkisi birbirinden farklı. Anlatabildim mi? Evet. İnsanların birbirleri üzerine çeşitli egemenlik biçimleri. İşte biraz daha söylediğim. Yani bu egemenlik biçimine sadece ahlaki bir egemenlik mi? Kabilede olduğu gibi. Bucak aşiretinin şeyinin, önderinin, liderinin, bucak aşiretinin diğer klanları veya bireyler üzerine şeysi, efendime söyleyeyim, egemenliği var mı? Var. Sözü dinleniyor mu? Dinleniyor. İhtiyarların, önde gelenlerin, babanın, çocukların üzerine bir egemenliği var mı? Var. Ama bu egemenlik Tayyip Erdoğan'ın Türkiye üzerine egemenliğine aynı mı? O bambaşka bir şey. Anlatabildim mi? Buna İbn Haldun çok güzel bir terim kullanıyor. Tabii Arapça bilmiyorsunuz. Hatta tegallubat diyor. Tegallub etme, tegallub etme. Yani iradesini kabul ettirme, hakimiyetini tesis etme. Bazı insanların, başka bazı insanlar üzerine. Hatta bundan şey çıkar. Bir terim çıkar. Mütegallib. Hatta bundan şu çıkar. Mütegallibe. Mesela Tayyip Erdoğan mütegallibedir. Bu anlamda. Bu anlamda terim gayet doğru. Çok doğru. Bir tegallibedir. Çünkü tegallubu vardır onun üzerinde. Bak Arapça bilmenin faydaları. Bu şekilde söyleyince hiçbir tehlike de yok ortalıkta. Ama benim evdeki mesela çocuklarım üzerindeki hakimiyetim tegallub ilişkisi midir? Veya karım üzerine yok öyle bir şey. Numara yok tabii. Sıkıysa. Sıkıysa. Bu egemenlik olayından çıkan mülk, dynasty, hanedanlık, bunların içinde mevcut çeşitli dereceler. Bakın devletlerin içinde mülk, mülk devlet demek, onu da size söyleyeyim hemen. Devlet, devlet. Zaten mülk kelimesi şeyden gelir, melekeden, malikten gelir. Nitekim mülk sahibine melik denir. Melik kral demek, hükümdar demek, hükümdar demek melik, kral, hükümdar. Bunun da gerisinde ne var? Bakın gene çok enteresan. Etimoloji ben sormaz pek sever. Ben hiç sevmem etimolojiyi ama bazen işe yarar. Yani bir hükümdarın hüküm sahibi olan birinin, buradaki hüküm yargı hükmü değil. Buradaki hüküm başka.
Buradaki hüküm bambaşka bir şey. Egemenlik anlamında, egemenlik anlamında hüküm, hakimiyet anlamında hüküm. Bir hükümdarın ve hakimiyet sahibinin devlet veya toplum nesidir? Malıdır. Mülk burada. Bakın çok enteresan. Mülk kelimesinin iki anlamı da var. Malı mülkü var diyoruz. Oradaki mülk. Yani bir adamın mülkü vardır, tasarruf eder. Evi onun mülküdür. Ama bir hükümdarın da mülkü vardır. Devleti. O da ona tasarruf eder. İlişkiyi anladınız mı? İlişkiyi anladınız mı? Yani bu arada bir de Arapça dersi görüyoruz ve Osmanlıca dersi görüyoruz. Cumhurbaşkanı dedi Osmanlıca dersi verin, biz de veriyoruz işte şimdi. Mülk demek ki bu manada adalet mülkün temelidir cümlesi. Tahmin ettiğiniz gibi şeyin temelidir. İşte o devletin temelidir. Peki. İnsanın, bak siyasi olaya geldik, sosyal olaya geldik. Tavahuş, teennüs ve ehlilik toplumsal. İkincisi neydi? Riyaset, mülk, siyasi. Şimdi ekonomiye geliyoruz. İnsanların hayatını kazanmak ve sürdürmek için gerçekleştirdikleri çeşitli kazanç ve geçinme yolları. Ekonomiye geldik şimdi. Ne ticaret, ne sanatlar. Hangi sanatlar? Güzel sanatlar değil. Yani esnaflık, demircilik, marangozluk, bilmem necilik. Ne? Tarım. Evet. Bitmedi. Bilimler. Bilimler. Sanatlar, artık iş içine güzel sanatlar da girmeye başladı. İyi kitap yazarlığı, gazetecilik, efendime söyleyelim ciltçilik, kuyumculuk, güzel mimari gibi olay grupları ve Ümran'da meydana gelen benzeri haller üzerine bir haber olduğu bilimlerdir. Çok güzel. Saydı. Ana olay gruplarını saydı. Neymiş demek ki? Ahbar-ı enil vakaat dediğimiz zaman bunlar üzerindeki şeyleri kastediyor adam. Bunlarla ilgili haberler. Ekonomi, siyaset, efendim, toplum, toplumsal olaylar, örgütlenme, kurumlar, bilimler. Çünkü Ümran'da bilimle meydana geliyor. Ümran'da bilimlerle ilgili her türlü faaliyet. Yani okullar, öğretmenlik, öğretim, öğretim yöntemleri, öğretim araçları hepsi Ümran'da meydana geliyor. Bunlar üzerine haber. Şimdi enteresan bir şeye dikkatinizi çekerim. Din var mı bunlar saydığı şeyler içinde? Toplumda din de var. Bakın saymıyor adam. Akıllı. Çünkü orası cız. Aslında içinde yaşadığı toplumda en etkili olan, en nüfuzu olan, en büyük olay grubu din. Bak, din yok. Neden? Çünkü dinle ilgili haberleri öbür grupta tuttu. Hangi grupta tuttu? Şer'i haberler grubunda. Yani bundan adamın nasıl bu olaya baktığı veya bakılması gerektiğini söylüyor. Ama yahu din en büyük sosyal olay. Kurucu unsur, toplumu da kuruyor. Efendime söyleyeyim, ideolojiyi veriyor. Savaşlara neden oluyor. Ama akıllı adam. Yani sadece bunun şeysi bir çekinme, korkudan ötürü yapmıyor bunu. Bize iki dünya arasındaki farkı göstermeye çalışıyor. Yani diyor ki dinle ilgili olaylara baktığınız zaman öyle söyleyeyim. Yani onların haberlerin, şeriatla ilgili haberlerin, emir ve yasaklarla ilgili haberlerin içeriğine bakmayacaksın. Onlar olduğu gibi kabul edeceksin. En basit. Onlar olduğu gibi kabul edeceksin. Onlara uygun davranışlarda bulunmaya çalışacaksın. Eğer onların doğru olduğu test edilirse. Doğru olduğu test edilir. Söylenmiş fiilen, hadis bilimiyle veya başka biriyle.
Ama bu gene de İbn Haldun'u dinle ilgili olayları ele almaktan engelliyor mu size söyleyeyim? Hayır. Adını koymadan ele alacak. Bunu anlatabildim mi? Hele bir de incelediği olaylar içinde özellikle İslam toplumu söz konusu olduğu zaman ya adam bir şeriat üzerine dayanan bir din toplumu. Bunu ele almamasına imkan var mı? Ve onun çeşitli örneklerini ele almamasına imkan var mı? Mesela hilafet, halifelik, halifelik, Mehdi ele alacak, bunları da ele alacak. Ama bunları gene de nasıl ele alacağına dair bize bir şey veriyor. Bir ön fikir, bir bakış, bir perspektif veriyor. Nitekim, şimdi enteresan, biraz öne geçerek söylüyorum. Mesela mülkle, siyasetle din arasındaki ilişkileri Orta Çağ'da, Müslüman toplumda, İslam toplumunda deyim yerindeyse en objektif, deyim yerindeyse en rasyonel, deyim yerindeyse en gerçekçi bir şekilde alınan bu. Bunu anlatabildim mi? Adını koymadan alıyor ama. Adını koymuyor. Bak bu olayları işte saymadı ama ele alıyor. Bu kitabın bir bölümü, üçüncü bölümü ona ayrılmıştır. Dinle siyaset arası ilişkilere ayrılmıştır. Ve İbn Haldun size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani görüşünü hemen şimdiden söyleyeyim. Toplumsal olaylarda, tarih içinde cereyan eden olaylarda deyim yerindeyse asıl aktörün din değil, devlet olduğunu söyler. Siyaset olduğunu söyler. Şimdi bakın, aktör diyorum ben. Ayhan Işık din değil. Ayhan Işık Tayyip Erdoğan. Anlatabildim mi? Din değil. Hatta bunun en açık, basit örneği de şudur. İbn Haldun'a göre tamam, toplumlarda din vardır. Her toplumda din vardır. Ama hatta bazı toplumlarda başka bazı toplumlara göre daha fazla din vardır. Bazı toplumlar akli siyasete dayanır, bazı toplumlar dini siyasete dayanır. İslam toplumu özellikle dini siyasete dayanan bir toplumdur. Ama deyim yerindeyse dinin sosyolojisini de hiç ihmal etmez. Atıyorum, basit olarak söylüyorum. Şehirlerde din duygusu kırsal bölgelerdeki insanlara göre daha zayıftır. Bakın, din duygusunun neye göre şehir ve kırsal bölgeye göre değiştiğini düşünür. Çok enteresan. Devam eder. Asıl aktör siyasettir der ama din siyasete yardımcı olarak, siyasete ideolojik bir yardımcı olarak, alet olarak hizmet edebilir. Ve din sayesinde siyasetçinin ne diyelim işte işlerini yapma konusunda efendime söyleyelim imkanları artar. Hatta çok enteresan bir şey söyler. Çok enteresan bir şey söyler. Çok hoşunuza gidecek. Der ki tabii geçim yolları var. İnsanların hayatlarını kazanmak için tabii geçim yolları var. Tarım tabii bir geçim yoludur. Ticaret tabii bir geçim yoludur. Sanayi tabii bir geçim yoludur. Ve çok enteresan bir şeydi. Bir de gayri tabii geçim yolları vardır. Gayri tabii geçim yolları siyaset. Çok enteresan. Gayri tabii geçim yolları. Ben şöyle diyorum. Ve şöyledir. Yani siyaset sayesinde öbür yollarda olduğundan çok daha fazla kazanç temin etmek mümkündür. Aklınıza ne geliyor? Biliyorum nereye geldiğini. Ben de hatta biraz bunu dalga geçerek söylerim. Derim ki yani bir şey kurmak, parti kurmak, bir fabrika kurmaktan daha kazanç getirir. Öyle olmasaydı herkes parti kurmaya çalışmazdı. Bu şeye benziyor. Nedir? Mikrop Silahçeliğin yazarı Jeremy Diamond'ın söylediği gibi
O meşhur kitapta kleptokrasi bölümüne benzer o. O orada da çok güzel bir şeyler söyler. Yani siyaset sayesinde para kazanılır. Geçim yoludur. Çok başarılı bir geçim yoludur. Ne yapar? Devlet kurar. Vergi toplar. O verginin bir kısmını kendisine ayırır. Bir kısmını da tekrar geri verir. İmar faaliyetlerinde bulunur. Ordu besler. Bürokrasi beslerdir. Bu aynı cümleleri şey de söyler. Efendim? Jared Diamond da söyler. Nihayet ne diyelim? En önemlisi, yani yeri geldiğince belki bunlardan bahsederim. Yeri şu anda geldiği için söyledim. Mesela çok enteresan bir şeydir. Din sosyolojisinden bahsediyorum yine. Hatta isterseniz peygamberlik sosyolojisinden bahsediyorum diyelim. Der ki, bir hadis vardır. Hiçbir peygamber sahibi olduğu, içinden çıkmış olduğu toplumda prestij sahibi değilse başarılı olamaz. Hasap. Prestij diyorum ona ben. Yani karizma değil bu. Yani mevkinin yüksekliği. Yani ameleden peygamber olmaz. Fakirden peygamber olmaz. Fakiri anlıyorsunuz. Toplumsal statüsü bakımından fakirliği kastediyorum. Diyeceksiniz ki akıllı adam gene bu hepsi için geçerli midir? Evet der ve çok hoş bir cümle söyler. Yani bu şu demektir. Sosyolojik kanununu değiştirmek mümkün olmadığına göre Tanrı deyim yerindeyse bu kanuna uyar. Yani seçeceği peygamberi veya istiyorsanız nominat yapacağı, atayacağı peygamberi aynı zamanda o toplumda, içinden doğduğu toplumda bir yüksek mevki, efendime söyleyelim, prestij sahibi olmasını sağlayarak gönderir. İşte başarısının şansını bu şekilde sağlar. Bilmem anlatabildim mi? Ya bunu peygambere uygulayabilir misin? Uygulayabilir. Gayet tabii. Mekke'ye sahip olan veya Mekke'nin prestijli olan, Mekke'nin önde gelen hangi kabilesi var? İki tane işte bilmem ne oğulları. Biri Emeviler, biri de peygamberin ailesi Haşimiler. Gerçi Haşimi ailesi Emevi ailesine göre daha aşağı durumda. Ama fark etmez. Gene de hasep sahibi, zuhasep bir aile. Demek ki bakın çok enteresan. Peygamber gibi yani Tanrı'nın çok özel olarak koruduğu, gönderdiği bir varlık bile deyim yerindeyse din sosyolojisinin yasalarına uygun bir şekilde deyim yerindeyse davranmak zorundadır. Veya Tanrı onun başarısının şansını arttırmak için, başarısını sağlamak için o başarı kazanabileceği bir konumda veya imkanlarda ve şartlarda onu gönderir. Hatta bir peygamberin başarılı olup olmadığının ne diyelim ölçüsü isterseniz budur. Birisi başarılı, bir başaramaz. Neye göre bunu yapar? Çünkü birisinin başarı şansı kendisiyle birlikte meydana gelmemiştir. Bunun şeyini konuşmuyoruz. Şimdi bakın son derece enteresan. Dini tekrar ediyorum saymıyor ve dini ama göz önüne alıyor. Çünkü İslam esas itibariyle bir dine dayanıyor. Ve İslam'ın yani dinin siyasetle ilişkilerini, devletle ilişkilerini, ortaya çıkışı vesaireyi her şeyi inceliyor. Bir tek şey söyleyeceğim gene en önemli olan şey. İbn Haldun şöyle düşünür. Deyim yerindeyse her toplumda ekonomi, her ekonomide ticaret, ziraat veya bilmem sanayi olur. Ama bazı toplumlar sadece tarım toplumu olarak kalırlar. Tarım ve hayvancılık ilkel seviyede. Bazıları gelişir. Her toplumda asabi olur. Olmazsa zaten iktidar elde edilemez. Toplum olarak inşa edilemez. Kurucu unsur asabiyedir.
Her toplum şey durumundan gelir, doğal durumdan gelir, medeni duruma geçer. İşte bazı safhalardan aşağı bilmem nereye gider. Her toplumda. Ama sen çok enteresan bir şey söylüyorsun. Mesela bazı toplumlarda din üzerine dayanmaz devlet. Şimdi çok enteresan, gene geldik filozoflarla farkına. Filozoflar ne diyorlardı? İslam diniyle ve peygamberlikle felsefenin taleplerini uzlaştırabilmek için peygamberlik teorisi üretiyorlardı. Hatırlayın. Bunu İbn-i Rüşd'de, İbn-i Sina'da, Farabi'de. Hatta İbn-i Sina'nın özellikle bunu yapıyor. İbn-i Sina ne diyordu? İnsan hayatı için toplum gerekli. Toplum içinde kanun koyucu bir adam gerekli. Peygamber de böyle bir kayın konucu adamdır. Peygamberliği ne yapmak istiyor? Rasyonelleştirmek istiyor. Neyle rasyonelleştirmek istiyor? İşte meşruiyetini, varlık nedenini, felsefenin de akılsal olarak ortaya çıkarabileceğini, deyim yerinde ise felsefenin dine yardımcı olacağını göstermeye çalışıyor. İbn-i Haldun buna kesinlikle karşı. Çok akıllı. Ne alakası var diyor? İranların, Pers devletinin peygamberleri mi vardı? İran devleti, Pers devleti, Sasani devleti, Pers devleti değil ki onu kastediyor. Veya tabii kendisinin bildiği, İslam şeyinin tanıdığı, Sasanilerde peygamberlik olayı yok. Demek ki peygamberlik teorisini felsefecinin deyim yerindeyse din sosyolojisi içerisinde ve ona dayanarak test etmeye çalışması beyhude bir çaba. Peki ne var? Bize sosyoloji veya felsefe şunu söyler. Evet, insan için medeni duruma geçmek zorunlu. Çünkü işte hayvanların biliyoruz bazı özellikleri var. Sosyal şeyleri yok ama pençesi var, kanadı var, hızlı koşuyor. Dolayısıyla kendini koruyabiliyor. Ama insan bunu yapamıyor. Dolayısıyla insanların bir araya gelmesi lazım. İkinci neden neydi? İş bölümü. Yani yaşamak için sadece çok güzel bir örnek verir. Sadece ekmekle yaşamak mümkün olsa gene de bir ekmeğin yapımı bile 40 tane ayrı sanat, 40 tane ayrı uzmanlık, 40 tane ayrı bilgi gerektirir. Yani fırıncılık gerektirir, bilmem tarım gerektirir, tarım için işte bilmem buğdayı biçmek gerektirir, o buğdayı değirmene götürüp değirmende öğütmek gerektirir. Bakın değirmen lazım, taşımacılık lazım, efendime söyleyelim, demirci lazım, fırıncı lazım vesaire vesaire vesaire. İbn Haldun'a göre. Evet, bunu da anladık. Demek ki insan bu manada sosyal bir hayvandır. Yani hangi manada? Hayatın insan için birlikte yaşama olmazsa mümkün olmaması anlamında sosyal bir hayvandır. Hayvan tek başına yaşayabilir veya küçük gruplar halinde yaşayabilir ama insan yaşayamaz. İki gene yerine gelmişken söylüyorum. Ne kadar grup büyük olursa iş bölümü o kadar fazla olur. Ortaya çıkan deyim yerindeyse artı ürün o kadar fazla olur. Ne kadar fazla olursa işte başka takım mesleklere imkan, yani koruyucular, askerler, hukukçular, bilim adamlarına ayrılacak imkan fazla olur. O kadar da toplum medeni durumuna geçer. Yani yüksek medeniyete geçer. İbn Haldun tamam, bunlara hiçbir problem yok diyor. Ama diyor bize ne lazım demek ki? İnsan için toplum lazım. Toplumsal hayat gerekli, zorunlu. Toplum için ne lazım? Onu da biliyor. Toplum içinde, toplum halinde yaşamaya başladığımız zaman insan insanın kurduğu birbirimizin boğazına sarılıyoruz. Hobbes gibi. Birbirimizin boğazına sarılıp birbirimize zarar vermemizi önleyecek vazı hakim lazım. Terim çok hoş bir terim. Hem hakimiyet olacak, hakim bu anlamda hakimiyeti olan, hem de vazı kural koyacak, kanun koyacak. Bir vazı hakim lazım.
Tamam diyor, buraya kadar akıl yürütme doğru, bilimsel, sosyolojik, siyaset felsefesine uygun. İyi de diyor, bunun peygamber olması gerektiğini söyleyen bir şey yok ki. Hani siz peygamberi meşrulaştırmak ve peygambere bir varlık nedeni bulmak için bunu söylediniz. İyi de bunu kimse yemez ki. Bunun hiçbir anlamı yok. İşte tekrar ediyorum. İşte diyor Sasaniler. Sasanilerin diyor hem devleti var, hem medeniyeti var, hem ekonomisi var, hem de çok yüksek, çok büyük bir şey var. Ama peygamberlik üzerine kurulmuyor. Ne üzerine kuruluyor? Bu. Biraz daha söylediğim ilkeler. Bu da çok enteresan. Yani bu başka bir konuya geçmiş oluyorum ama geçmeyeceğim. Yani şu, felsefenin deyim yerindeyse dinle felsefe arasında kurmak istediği köprüleri yıkıyor. Bakın çok enteresan. Felsefenin, hangi felsefenin? Farabi, İbn-i Sinacı felsefen. Kurmak istediğini yıkıyor. Neden? Bu yapma diyor. Bu yapmacıklığı. Bu yapmacıklığı, bundan bir şey çıkmaz. Çünkü bu bilim değil. Yani felsefe, bu felsefe, tırnak içinde söylüyorum tabii, bilimsel değil. Doğru değil. Yine ben konuşuyorum şimdi, İbn Haldun konuşmuyor. Ayrıca da bunu, yani din adamlarını bununla kandıracağınızı zannederseniz, yanılmayın, kimse buna kanmaz. O halde bu çok enteresan. Bir taraftan dedim ki ne yapmaya çalışıyor? Felsefe aracılığıyla tarihi canlandırmak istiyor. Hem de İslam dünyasında gözden düşmüş olan felsefeyi yeniden canlandırmak istiyor. Veya tarih aracılığıyla, tarihinden geçerek felsefeyi canlandırmak istiyor. Ama anlaşılıyor ki bu hangi felsefe olacak? Bu Farabi, İbn Sina tarzındaki, tırnak içinde konuşuyorum, romantik, hayalci, efendime söyleyelim, ahlakçı, yine tırnak içinde söylüyorum, idealist felsefe olmayacak. Yapmak istediği şey, illa bir şey söylemek gerekirse, işte modern anlamda bilimsel, gerçekçi, objektif, romantik olmayan, efendim, empirist bir felsefe olacak. Evet. Ha, bunu çok bilincinde, bunu çok dinlendiriyor mu? Hayır. Ama biraz önce söylediğim şeyler, yani doğru şeyler. Bunlar açık olarak bunları yapıyor. Neyse, son bir şey daha söyleyeyim. Bu konuya şey yapmaksızın, geçmeden. Saate bakayım. Evet, bir saat olmuş. Din olayını, İslam olayını özel olarak tarihte, toplumda, her toplumda gerçekleşmesi zorunlu olan bir olay olarak görmüyor. Yani bugün yaşasaydı, adama sorsaydık, ya dinsiz bir toplum olur mu? Gayet tabii olur derdi. Yani bugün yaşasaydı neyi anlardı diyelim? Çin'i anlardı. Ya adamlar hiç dini kale almaksızın bir toplum inşa ediyorlar. Ne dediğimi anladınız mı? Adam bunu anlardı. Evet, olur derdi. Çünkü aklın gerektirdiği veya toplumla ilgili araştırmaların bizi gerektirdiği, götürdüğü nokta ne? Ancak bu söylediklerim. Ve bu söylediklerim içerisinde din yok. Ekonomi olmazsa olmaz. Siyaset olmazsa olmaz. Hatta bilimler ve sanatlar olmazsa olmaz. Asabiye olmazsa olmaz. Din olmazsa olur. Yani din bu manada sosyal bilimin veya felsefenin veya siyasetin zorunlu olarak her toplumda olmasını gerektirdiği bir olay değil. Ama fiilen toplumlarda var olan bir olay. Bilmem anlatabildim. İkisi arasında çok fark var. Ama fiilen var. İslam toplumu üzerine kurulu. Fakat orada da çok enteresan bir şey yapıyor. Düşünceleri sürüyor. İslam toplumu diyor, evet. Başlangıçta ve belli bir süre. Yani peygamber zamanında kurulan devlet İslami devlettir. Bunda kimsenin şeyi yok.
Arkasından dört halife dönemi devleti yine İslami bir devlettir. Yine İslami bir devlettir. Peki diyoruz, Emeviler İslami bir devlet mi? Bir süreliğine diyor, çok enteresan. Bir süreliğine İslami bir devlet, evet. Bir süre sonra artık İslami devlet değil. Ne demek İslami devlet değil? Laik devlet mi? Yani burada İslami devlet değil derken kastettiğim laik devlet değil. Hayır, artık siyasi devlet. Dini değil. Dini değil. Siyasi devlet. Yani artık bu devlet mülk anlamında bir devlet. Bu mülk devleti. Bu bir din devleti değil. Emevilerin ikinci dönemi bir mülk devleti. Ondan sonra kurulan bütün devletler, İslam devletleri, bütün devletler din devleti değil. Hangi anlamda? Biraz daha söylediğim anlamda. Peygamberin kurduğu devlet anlamında, efendim, dört halife döneminin devleti anlamında ne devleti? Siyaset devleti. Mülk devleti. Hatta daha da açık olarak söyleyeyim. Çıplak olarak güç devleti. Batılılar buna power state diyorlar. Güç devleti, güç. Sadece güç devleti. İlkesi de güç, işleyişi de güç, mekanizması da güç. E canım burada din yok mu? Var. Din var ama dile dayanmıyor artık. Yani kültürel olarak din merkezli olabilir. Bilmem nesi, hukuku da dinle merkezli olabilir. Yani hukukunun temelini teşkil etmesi, devletin siyaseten din devleti olması gerektirmiyor. Bakın hatta bunu Cumhuriyet kurulurken mecliste yapılan müzakerelerde de bunu görüyoruz. Yani halifelikle ilgili tartışmalar, işte halifeliğin, efendime söyleyelim, Osmanlı Devleti'nin temel değişmez bir kurumu vasfı olup olmadığı üzerine tartışmalarda bu da gündeme geliyor. Bazılar çıkıyorlar, haklılar diyorlar ki ya halifelik, yani adamın, yani hükümdarın, yani padişahın ikinci şapkası, halife şapası ne zaman elde edildi diyorlar? Yavuz'la birlikte. İyi de Yavuz ne zaman bunu elde etti? 1517'de. Peki Yavuz'dan evvel Osmanlı Devleti kurulduğu zaman, yani ilk o kuruluş dönemine kadar halifelik diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yani padişahın temsil ettiği, Fatih'in temsil ettiği, Beyaz'ın temsil ettiği devlette kaç şapka vardı? Bir tane. Ne şapkası? Siyaset şapkası. Güç şapkası vardı. Tahmin ettiniz mi ne demek istediğimi? O zaman şunu diyorlar. O zaman yoktu o tartışmalarda. Halifeliği şeyden ayırma şapkasında. Onu Osmanlılar geldiler. Ne din devletiydi, ne halife vardı, ne bir şey vardı. Güçle, ellerinde güçle. Osman'ın kabilesiyle, Oğuz bilmem kabilesiyle, onun asabiyesiyle, onun silahıyla, onun bileğiyle hükme, iktidarı ele aldılar. Devletini kurdular. Evet. Atatürk çok güzel söylüyor. Tamam. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlıların elinden aynı yolla, aynı mekanizmayla, aynı meşruiyetle gücü aldı. Bunu anlatabildim mi? Orada da güçle kuruldu, burada da güçle kuruldu. Orada Osman'ın kabilesinin, efendim, asabiyesinin gücü vardı. Burada da Türk milletinin, Türk milletini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin gücü var. Bilmem anlatabildim mi? Bu tartışmalar var o zaman. Bu tartışmalar var. İbn Haldun da aynen bunu söylüyor. Diyor ki, tamam İslam devletiydi. Sonra halife devleti de İslam devletiydi. Dört halife devleti İslam devleti. Hatta şeyin, Abbasilerin, Emevilerin ilk dönemi de şeye kadar, 700'lere kadar öyleydi. Ama sonra bu çıplak bir güç devletine ve mülke döndü. Sadece mülke döndü. Bakın bunu bilin.
Fevkalade önemli. Fevkalade önemli tespit yapıyor. Peki ondan sonra bütün devletler öyle diyor. Şimdi bir tarafta kim var? Efendim mesela Abbasi halifesi var. Peki güç kimde? 9. yıldan itibaren Abbasi halifesinde mi? Yok. Tuğrul Bey'de, Selçuk Bey'de. Bilmem anlatabildim mi? Artık nominal olarak sadece Abbasi halifesi onun elinde, ona sığınmış. Kime sığınmış? Elinde gücü taşıyan Tuğrul Bey'e sığınmış. Selçuklu devletine sığınmış. Selçuklu devleti onu orada tutuyor. Nasıl ki bilmem Kansu Gavri'yi de Memlük devleti orada tutuyorsa. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Tutuyor o kadar. Elinde başka bir şey yok. E canım atıyor onu. Seni atadım diyor. Ne atadı? Atadığı yok. Asıl güç şeyde. Onu Selçuk Bey, Tuğrul Bey şeyde tutuyor adamı. Halifeyi. Halifelik makamında tutuyor. Güç asıl onda. Ya o zaman da onda. İbn Adım bunları bilen bir adam. İbn Adım bunları biliyor. Bu cümleler ben uydurmuyorum. Bunlar kendisi söylüyor. Artık bundan sonraki bu devlet diyor. Bundan sonraki bu devlet şey devleti falan filan değildir. Din devleti değildir. Şeriat devleti değildir. Peygamberin kurduğu İslam devleti değildir. Güç devletidir ve güç devletinin kurallarına, siyasetin kurallarına göre bu iş cereyan etmektedir, oynamaktadır. Çok 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 enteresan şeyler söylüyor. Neden? Buna da bir açıklama getiriyor. Diyor o ilk dönemde belli bir süre için o peygamberin getirmiş olduğu din, onun karizması, meleklerin etrafta dolaşması, efendim etrafta işte meleklerin kendilerine yardıma gelmesi. Bunlar diyor sosyolojinin siyasetle ilgili deyim yerindeyse cari olan, hakim olan kurallarını bir süreliğine askıya aldılar. İnanılmaz bir şey. Yani bir süreliğine bunlar askıya alındı. Fakat sonra yavaş yavaş o ilk dönem geçince, o deyim yerinse mucizeler dönemi geçince, peygamber ölünce, o ilk ateş, o ilk şevk, o ilk heyecan, o ilk büyü yavaş yavaş geçince şeyler, aynen kullandığı şey bu, eski alışılagelen mecrasına geri döndüler. Alışılagelen mecrası ne? İşte sosyolojisinin söylediği, devletin nasıl kurulduğuna ilişkin, önümüzdeki hafta ayrıntılarına da gireceğimiz veya evet önümüzdeki hafta işler. Artık yok ortalıkta. İslam devleti bakın atipik bir devlet diyor. Yani İslam devleti geldi geçti. Bir süreliğine her şey askıya alındı. Bizim deyim yerindeyse sosyolojinin, siyaset sosyolojisinin bilinir kuralları bir süreliğine durdu. Aynen bir süreliğine durdu. Ben böyle ifade ediyorum. Ama sonra tekrar işler eskisine döndü. Nitekim bunu uygulamasında yapıyor. Bakın diyor. Muaviye ile Ali arasındaki kavga nedir? Muaviye ile Ali arasındaki kavga işlerin yavaş yavaş eski mecrasına dönmesinin bir ilk nedirler? Premosyonudur, haberidir o. İlk haberidir. Çünkü diyor Mekke'de peygamber gelmeden evvel güç kimin elindeydi? Kureyş'in. Kureyş'in elindeki hangi ailenin elindeydi? Beni Ümeyye'nin. Peygamber geldi. Olayları darmadağın oldu. Akışı değişti. Askıya alındı. İşte söylediğim gibi. Mecrasından saptı. Güç kime geçti? İşte Muhammed'e geçti. Ama sonra Ebu Bekir'in bildiğimiz seçime, arkasından Ömer'e, ama yavaş yavaş Osman'dan itibaren işler değişti. Yani ne oldu? Şeyler eski düzene geri döndü. Ne demek bu? Asabiye, kimin asabiyesi Mekke'de peygamber gelmeden evvel güçlüydü? Ebu Sufyan'ın. Yani Muaviye'nin babasının.
Şimdi gene yavaş yavaş kimin asabiyesi güçlü olmaya başladı? Muaviye'nin. Peki ne oldu? Peygamberin ailesi Ali, Hasan, Hüseyin geri plana geçtiler. Bilmem anlatabildim mi? Açık. Bu fevkalade açık. Adam buna bile uyguluyor. Buna bile uyguluyor. Bütün bunlarla söylemek istediğim şey ne? Bütün bunlarla söylemek istediğim adamın din olayını saymamakla birlikte din olayını nasıl ele aldığı, nasıl incelediği. Tamam, bunu da bırakalım artık. Önümüzdeki hafta için bir giriş yapmak üzere şeye geçeyim artık. Şimdi bu ne olacak bu adamın bu sözünü ettiğim olay grupları hakkındaki ne diyelim yeni metodoloji ne olacak? Yeni metodoloji olacak. Bunlar olaylara dair haberler olacağı için tarih biz burada birinci yöntemi yani adam anlatan, rivayet eden adil mi, namuslu mu, dürüst mü, tarafgir mi? Bunlara bakmayacağız. Neye bakacağız diyor o zaman? Eşyanın tabiatına bakacağız. Şimdi çok enteresan. Buradaki eşyayı anlıyorsun. Hangi eşyayı? Siyasi eşyanın, sosyal eşyanın, sosyal kurumların, ekonomik olayların, siyasi olayların, asabiyenin, devletlerin, ortaya çıkışının vesairenin doğasına bakacağız. Ve şunu bileceğiz. Tarihte insanlar arasında, insani toplumsal hayatta, ümranda, ümranın çeşitli kademelerinde ve çeşitli görüntülerinde ne mümkün ne imkansız, ne tali derecede önemli, ne de asli özel olay. Anladınız değil mi? Yani işte örneklerini de verdik yavaş yavaş. Örneklerini de verdik. Yani devlet toplum nasıl kuruluyor? O doğal durumdan medeni duruma nasıl geçiliyor? Niçin geçiliyor? Neyle geçiliyor asabiyeyle? O geçildiği zamanki şeyle ilk ortaya çıkan efendime söyleyelim küçük gruplarda nasıl yaşanıyor? Ekonomi nasıl oluyor? Mesela o safhada ticaret oluyor mu? Olmuyor. Şehir oluyor mu? Olmuyor. Ne oluyor? Tarım oluyor, hayvancılık oluyor vesaire oluyor. Peki sonra bu büyüyor. Büyüdüğü zaman yavaş yavaş bir üst kademeye geçiyoruz. Asabiye sayesinde. Asabiyeyle ne meydana geliyor? İşte mülk kuruluyor. Mülk kurulduğu zaman ne oluyor? Mülkü asabiye sağlıyor. Ondan sonra o şehir hayatı, öyle diyelim, şehir hayatında yeni bir takım kurumlar çıkıyor. Yeni değerler çıkıyor. Mesela ne çıkıyor? Mesela bürokrasi çıkıyor. Çünkü artık başka türlü idare edilemiyor. Peki başka ne oluyor? Adam kendisini iktidara getiren asabiye grubunu tasfiye ediyor. Niye tasfiye ediyor? Çünkü mülkte infirat denilen bir olay var. Ne demek bu? Mülk paylaşılmıyor. Mülk paylaşılmıyor. Yani mülkün bir tabiatı var. Ticaretin bir doğası var. Ekonominin bir doğası var. Bütün bu olay grupları arasında değişmeyen ilişkiler var. Zorunlu ilişkiler var. Şimdi üç terim önemli işte burada. Ne mümkün, ne imkansız, ne zorunlu. Fevkalade önemli. Anlıyoruz ki burada kullanılan terminoloji ve bu terminolojinin dayandığı bilgi teorisi Aristotelesçi. Bakın Aristotelesçi. Niye Aristotelesçi? Çünkü Aristoteles'in dünyasında ne var? Fizik dünyasında. Aristoteles çünkü tarihe inanmıyor. Eşyanın bir doğası var. Ateşin doğası var. Sıcak. Suyun doğası var. Nemli. Efendim bilmem gök kürelerinin bir doğası var. Dairesel hareketler yapıyorlar. Yağmurun doğası var. İşte şeyin doğası var. Canlıların doğası var. Bir takım kademeler var biliyorsunuz. Maddesinden formuna gidiyor. Gazali'nin hani hatırlıyor musunuz? Gazali'nin itiraz ettiği ne vardı? Diyordu ki ya bu filozoflara bakarsak işte bilmem mucize mümkün değil.
Çünkü İbrahim peygamberi ateşe attığımız zaman İbrahim peygamberin bedeninin, vücudunun doğası doğa olarak kaldıkça İbrahim peygamberin ateşte yanmamasına imkan yok. Ama mucizeyi biz kabul ediyoruz. Tamam, o gün de söylemiştim. Tamam canım, İbrahim peygamber için biz ne yapalım? Hayır. Gazali diyor ki doğayı ortadan kaldıralım. Doğayı ortadan kaldıralım ki Tanrı'nın yahu bu dünyada istediği her şeyi her yerde, her zaman nasıl isterse deyim yerinde yapması mümkün olsun. Doğrusu çok akılcı bir şey değil. Yani doğayı ortadan kaldırmak yerine doğayı koruyup Tanrı'nın kendisine istisnai anlarda özel güçleri vermek, kendi yarattığı doğaya zaman zaman tasarruf etmesine imkan vermek daha akılcıydı. Yani burada adamın yaptığı kazançlı bir iş değil. Anlıyor musunuz? Yani sırf basketbolcuyu yukarıya atlasın diye, yukarıya sıçrasın diye yer çekimini kaldırıyorsunuz. Ulan Gazali, yer çekimini kaldırdığın zaman her şeyi ortadan kaldırıyorsun. Sen bırak, adama özel bir kabiliyet ver. Bilmem benzetmemi anladınız mı? Yani sen Tanrı'nın gücünü, hakimiyetini koru gene. Tanrı istediği zaman özel istisnai anlarda gene evrene müdahale etsin. Gene mucizeler gerçekleştirsin. Niye doğayı ortadan kaldırıyorsun? Çünkü doğanın ortadan kaldırılmasından İnönü dediği gibi ortaya çıkan sayısız mazarat var, zarar var. Doğanın korunmasından ise, doğanın ve doğa yasasının korunmasından ise elde edebileceğimiz sayısız fayda var. Eğer doğa yasasını korumazsak tıp olmaz, yemek olmaz, ahlak olmaz. Nedenselliği ortadan kaldırdığımız zaman bunların hiçbirisi olmaz. Nedenselliği ortadan kaldırdığımız zaman insanı niye cennete, niye cehenneme göndereceğimizi bile bilemeyiz. Adamı niye cennete göndereceğiz biz? Bilerek, isteyerek, elinde bir kudret olarak iyiliği yaptı, kötülükten de kaçındı. Adamın doğasını, adamın iradesini vesaire ortadan kaldırdığınız zaman her şeyi Tanrı yapmaya, istediği zaman yapmaya muktedir bir hale gelirse adamı niye cennete ve cehenneme göndereceksiniz? Bunlar bilinen şeyler, biliyorsunuz. İşte İbn Rüşd'ün zavallının Gazali'ye anlatmak istediği şey bu. Anlatmak istediği şey bu ama Gazali'nin veya Gazali'nin şeylerinin şeyler dönmüş. Ne diyelim, akılları dönmüş. Hayır. Biz Tanrı'ya işte la havle ve la kuvvete, Tanrı'dan başka kimsenin gücü yoktur. Ve o güçte hiç deyim yerindeyse ne doğa yasası tanır, ne kanun tanır, ne kural tanır, ne nedesellik tanır, ne determinizm tanır. Ancak Tanrı dediğin böyle olur. Yahu bırak Tanrı'nın da bir anayasası olsun, bir yasası olsun, bir meclisi olsun, yaptığı işlerin bir mantığı olsun, öncekilerin tahmin edebileceği, hepimizin bilebileceğimiz davranış şekli olsun. Tanrı ne yapacağını bilemiyoruz artık. Bilmem anlatabildim mi? Her neyse. Şimdi fark ediyor musunuz? Gazali'nin diyorum İbn Haldun yapmak istediği. Hayır. Eşyanın doğası vardır. Siyasetin doğası vardır. Mülkün doğası vardır. Ekonominin doğası vardır. Bunların yasası vardır. Bak, üçlü bir ayrım yapıyor. Şeyde de, toplumda da, kurumlarda da, olaylarda da, siyasette de bazı şeyler mümkün olur. Yani bu şu demek. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Şeyi hatırlayın, Aristoteles hatırlayın. Örneğimi verdiğimi örneği hatırlayın. İnsan. Şimdi insanla ilgili insan bilimi yapacaksak ne zorunlu olacak, ne imkansız olacak, ne de ne diyelim arızı olacak. Yani talihçi de olacak. Şimdi insan bilimi yapmak için bir defa insanın bir özü olacak. Nedir insanın özü? Düşünmek. Tamam. Kadın, erkek, çocuk, büyük. Her insan düşünme özelliğine sahiptir. Düşünen bir hayvandır. İşte özü bu. Peki mümkün olan kısımları ne olarak insanın? Vallahi kısa olabilir, uzun olabilir, gözleri yeşil olabilir, mavi olabilir, kör olabilir.
Kör olduğu zaman Aristoteles'e göre insanın tanımı ve özü değişmiyor. Anlatabildim mi? Demek öyle de olabilir, böyle de olabilir. Peki arızi olan şey ne? Veya kontenjan olan şey, yani olumsal olan şey, ikisi de mümkün olmakla birlikte birisi diğerine daha faik olursa, insanın özünü teşkil etmemekle birlikte insanın bir şey sıfatı olabilir. Mesela iki ayaklı olması veya gözünü görüyor olması. Şimdi o zaman aynı şeyi bütün toplumsal olaylar içinde düşüneceğiz. Belki toplumsal olaylarda da, ekonomide de, bakın tekrar ediyorum, ekonomide de zorunlu olan şeyler olacak, imkansız olan şeyler olacak, imkansız olan şeyler olacak, bir de olumsal olan ve arzi olan şeyler olacak. Atıyorum işte, asabiyetsiz devlet olmaz. Asabiyetsiz devlet olmaz. Her devlet 5 kademeden geçer. Kırsal uygarlıktan, bedevi uygarlıktan, bedevi ümrandan, tarım ekonomisinden şeye geçilir. Efendime söyleyelim. Şehir ekonomisine, ticaret. Şimdi mesela şehirler söz konusu olduğu zaman, şehirler söz konusu, şehir uygarlığı söz konusu olduğu zaman, istesen de istemesen de ticaret olacak. Sanatlar olacak. Ekonomi yasası. Var. İbn Haldun'da ekonomi yasası da var. Nedir ekonomi yasası? Arz ve talep yasası. Arz ve talep yasası. Bütün uzun uzun anlatıyor. Yani şimdi sen arz ve talep yasasını kabul etmeyeceksin. Atıyorum işte şimdi. Faiz. Faiz mi, efendime söyleyelim, faiz sebep midir, sonuç mudur? Yani biliyorsunuz. Belli ki sonuçtur. Niye Amerika'da faiz 0.25 hatta 0? İngiltere'de, Türkiye'de faiz 15? Tabii ekonomin böyle olursa ister istemez sermaye ve para için %20 faiz var. Kimse babası ayrına o faiz istemiyor ki. Faiz yüksek olduğu için ekonomi öyle olmuyor. Ekonomi öyle olduğu için faiz öyle oluyor. Bilmem anlatabildim mi? İbn Haldun çok açık. İbn Haldun çok açık. Ekonominin de yasası var. Ekonomide de zorunlu olan şeyler var. Ha, bir devletin, atıyorum gene bugünkü anlamda, bir devlet olur ya, özel bir durumu vardır. Ticaret yerine şeye daha önem verir. Şansı oradadır. Turizme veya sanayiye. Ama bir başka devlet onun yerine ona verir. Ama arz talep kanunu değişmez. Pazar ekonomisi değişmez. İbn Haldun aynen böyle. Pazar ekonomisinin yasaları var diyor İbn Haldun. Şimdi gördüğünüz gibi bambaşka bir yerdeyiz şeye göre. Şimdi bu adam artık yavaş yavaş denedim. Yani Gazali gibi mi düşünüyor bu adam? Böyle gibi düşünmek ilgisi yok. Peki filozoflar gibi mi düşünüyor? Bakın filozoflar gibi de düşünmüyor. Ne dedim? Peygamberlik teorisi. Olmaz. Bunlar doğru değil diyor. Bunlar uydurma şeyler. Şimdi ne yapmaya çalıştığını anlıyorsunuz değil mi? Gerçekten bir taraftan tarih aracılığıyla felsefeye yeniden yer vermek istiyor. Ama bizzatihi felsefenin doğasını değişiklik yapmak istiyor. Yani mesela siyaset felsefesi Aristoteles, Platon gibi olmayacak diyor. Ne demiştim? Modern adam. Niye modern dedim? Çünkü siyaseti ahlaktan ayırıyor. Yani ahlaki idealist, öyle diyelim. Romantik diyelim. Gerçekçi diyelim. Siyaseti şey yapmıyor. Efendime söyleyelim. Bugünkü anlamda daha empirist, daha gerçekçi, hatta ne diyelim isterseniz acımasız bir siyaseti terbiyeciyor. Bu böyle. Bu işler böyle diyor. Yani yapılacak bir şey yok. Çok enteresan bir konumda. Çok enteresan bir konumda. Ama tabii bu konumda olan bir adamın bu sözünü ettiğim düşünceleri gerçekten kendisinden sonra
bunu görebilecek, efendim anlayabilecek bir şeye, kendisini takip eden insanlar grubuna yer açıyor mu, açmıyor. Bu da bir kültürel bir şey aslında. Yani bu neticede insanlarla ilgili bir şey değil. Artık bu kültürde sözün ettiğim kültür tabii artık 13. 14. yüzyıl, bu gelişmelerle, bu teorilerle deyim yerinde ise ana istikameti değiştirmek maalesef mümkün değildir. Unutmayın ki o kültür bugün de bence, benim kanaatime göre esas itibariyle değişmemiş durumda bulunmaktadır. Ha bunu söylerken ben aslında İbn Haldun'u çok fazla modernleştiriyor muyum? Biraz modernleştiriyorum, onu söyledim size. Ama adamı söylemediği şeyleri ona ekliyorum. Hayır. Adamın nelerinden neler çıkabilir? Veya neleri aslında gerçekten söylüyor ama hatta belki kendisi bile onların kendisini nereye götürdüğünü deyim yerindeyse düşünmüyor. Son olarak şunu söyleyeyim, geliyor şeye. Artık önümüzdeki hafta sosyolojisine geçeceğim. Yapmak istediği tarih. Tarihe yardımcı disiplin olarak işte bugünkü anlamda sosyoloji. Sosyoloji ne yapacak? Kurumları, yasaları, genel yasaları ortaya koyacak. Bu tarihçi de bu genel yasaları bilen bir adam olduğu için tarih yaparken, yazarken onlara bakacak, onların bilgisinde olarak ne diyelim, mantıklı bir akılcı bir tarih yapacak. Yani tarih olaylarının anlaşılabilmesini sağlayacak bir tarih yapacak. Öyle birbiriyle ilişkisiz, kopuk, hiç belirlenmemiş, nedensel ilişkileri olmayan, efendime söyleyelim, rastlantısal, tikel bir olaylar grubunu anlatmayacak adam. Bu tarih felsefesi midir? Değil. Adamı yapmak istediği tarih felsefesi değil. Ama yani tarihe bir mantık getirmeye çalışıyor. Tarihi ne diyelim, rasyonelleştirmeye çalışıyor veya rasyonel bir bakış açısından, eleştirel bir bakış açısından metodolojisini değiştirip kurmaya çalışıyor. Bunu kendisi bizzat yapabiliyor mu, yapmıyor mu? O ayrı mesele. Söyledim. Yani kendi tarihinde bunun uygulamasını gösteriyor mu? Hayır. Ama bunun farkında. Şimdi son bir cümle, birkaç şey daha söyleyeyim. Bu da enteresan. Geçenlerde bir Fransız, meşhur Fransız sosyoloğunun, bunları size anlatmadım galiba, televizyonda bir mülakatını dinledim. Benim dinleyicilerim arasında sosyolog varsa anlayacak beni demek istediğimi. Alain Touraine diye yaşıyor hala. İş Bankası yok, Yapı Kredi Bankası'ndan yayınlara çıkmıştır. Alain Touraine diye meşhur Fransız bir sosyolog var. 95 falan yaşında. Çok enteresan. Şeyde Habertürk'te dinledim. Hatta sonra onunla yapılmış başka röportajlar olduğunu da baktım. Onları da dinledim. Yani isteyen Alain Touraine'in Habertürk işte neyse arayarak şeyini, arşivini onları bulabilirler. Çok enteresan bir şey söylüyor. Uzun uzun anlatmayacağım. Diyor ki ben diyor eskiden sosyologdum. Daha doğrusu sosyolojiden diyor girdim işin içine. Evet diyoruz. Ama diyor sosyolojiden tarihe geçtim. Ben bilmiyordum. Evet. Sosyolojiden tarihe geçtim diyor. Şimdi hoşuma gitti. Neden? Tahmin edeceğiniz İbn Haldun tarihi ve sosyoloji. Benim için de önemli. Çünkü ben de felsefeden tarihe geçtim. Yani geçtim derken zihinsel olarak geçtim. Yani şimdi ben yani kendimi tanımlaman gerekse ya hocam sen felsefeci misin, tarihçi misin desen tarihçiyim derim. Yani felsefeci olmaktan daha çok tarihçiyim. Konuştuğum konular çünkü o. Ne tarihçisiyim? Kültür tarihçisiyim. Uygarlık tarihçisiyim. Felsefe tarihçisiyim. Bir şeyler daha söylüyorum. Çünkü bence diyor, asıl diyor,
Asıl olan sosyoloji değil, tarih. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani ben onun söylediklerini kendi anlayışımda söylüyorum. Gövde, madde, malzeme, tarih diyor. Sosyoloji değil. Sosyoloji diyor, İbn Haldun terimleriyle konuşuyorum bakın. Sosyoloji mekanizmalar, süreçler hakkında deyim yerinde ise suni, yapay neler? Kavramlar. Yani kavram üretiyor sosyoloji. Doğru söylüyor. Yani neticede işte cemaat tipi örgütlenme, cemiyet tipi örgütlenme. Şimdi bu bile veya Max Weber tarzında bilmem akılsal yönetim, bürokratik yönetim veya bilmem ne yönetim. Bakın bunların hepsi kavramsal, kavramsal. Tipoloji. Değerli. Ne için? Ne için? Tarihi olayları anlamak için. Yani bunlar elbise demek istediğim adam bence onu söylüyor. Onun içindeki vücut tarih vücudu. Demek ki o vücudun, o tarih denilen vücudun nedir? Meyvesi sosyoloji değil. Sosyoloji denilen kurumlar, yapılar, mekanizmalar, üretilen kavramların amacı, hizmet ettiği şey tarih denen o asıl ümranın vücudu. Nitekim o üretilen elbiselerin işe yarar olup olmadığı zaman içerisinde değişiyor. Hatta bilmiyorum hatırlamıyorum o örneği o mu veriyor ben mi veriyorum şu anda çok emin değilim. Ne kullanıyoruz? Altyapı üst yapı. Şimdi altyapı üst yapı kuranları. Güzel kavram da güzel. Efendim işte ne yapıyoruz tarihi? Bilmem köleci toplum, bilmem neci toplum, bilmem neci toplum diye yapıyoruz. Marx yapıyor, Weber yapıyor. Tamam bütün bunlar doğru şeyler. Yanlış şeyler değil. İyi de şu anda deyimindeyse artık altyapı üst yapı kavramlarını Marx'ın kullandığı ve Weber'in kullandığı kavramların zamanımızda bir gerçekliği var mı? Acaba anladınız mı? İşçi sınıfı. Daha basit. 18. 19'da işçi sınıfı kavramını ürettik. Çok güzel. İşçi sınıfına uygun olarak işçi sendikasını ürettik. O da güzel. Onlar arasındaki ilişkilerle ilgili teori de ürettik. İşçilerin çıkarları, işverenlerin çıkarları, onlar onlara aykırıdır. Hatta ne ürettik? Enternasyonalizm, bütün dünyanın işçileri birleşiniz. Evet. Bunların şimdi bir aktualitesi var mı? Dünya işçileri birleştiler mi? Yoksa Türk işçisi Tayyip Erdoğan hükümetiyle, Fransız işçisi de bilmem ne hükümetiyle mi işbirliği yapıyor? Tam şeyin söylemek istediği bence bu. Yani kültür ya üst yapıydı, ne Fransa'da ne Türkiye'de kültür üst yapı falan filan değil. Başka bir şekilde söyleyeyim. Şişli'deki adamın davranışlarını belirten, gecekondudaki adamın davranışlarını belirten birinin işçi, birinin yukarı sınıfa ait olması mı? İşçi AKP'ye oy veriyor, Şişli'deki adam CHP'ye oy veriyor. Acaba ne dediğimi anladınız mı? Kültür bu. Kültür bu. Öyle üst yapı üst yapı değil. Bunlar hava gazı. Vücut başka bir vücut. Veya bir zaman için geçerli olan elbise başka bir zaman için uygun değil. Veya bir toplumun, belli bir toplumun, Fransız toplumunun, Batı toplumunun şeyinden üretilmiş olan ve diyelim deneylerinden, tarihinden üretilmiş olan kavram, tipoloji doğuya geldiği zaman işe yaramıyor. Çin ihtilalini şeyle yapmıyor. İşçi sınıfıyla yapmıyor. Çin'de işçi sınıfı yok. Marksizm medyanlar köylü ihtilali yapıyor. Buyurun. İbn Haldun'un söylemek istediği bunlar değil. Ama İbn Haldun'un söylemek istediği o çok önemli. Bakın diyor, sosyolojinin öyle diyelim, ilmi içtimal beşerinin diyor, semeresi diyor, öyle fazla bir şey değildir. Kendi deyimiyle. Onun semeresi tarihi anlamamıza,
tarihi doğru bir şekilde inşa etmemize yardımcı olmasıdır. Asıl ilgilenmemiz gereken tarihtir. Yani kültürdür. Yani Ümran'dır. Aynı şeyi ben felsefe içinde söylüyorum. Felsefe netice itibariyle tarihten değil, soyut kavramlardan hareket ederek dünyayı anlamaya çalışıyor. Tabii o soyut kavramları son derece soyut bir şekilde de üretmiyorum. Mutlaka o gövdeden, tarihten, Ümran'dan türetiyor. Türetiyor ama bir süre sonra, hatta ta baştan itibaren çoğu durumda o üretilen kavramlarla gövde arasında hiçbir ilişki yok. Veya bir süre sonra o kavramdan hareketle artık o gövdeyi anlamaya imkan yok. Yani esas olan gövdedir. Gövdede tarihtir. Yani tarihin konusu olan şeydir ve tarihin bilimi olan şeydir. Evet, zannediyorum hatta biraz da geçtik. Evet, önümüzdeki hafta biraz artık şeye, sosyolojisine biraz temas ettim. Hatta epey temas ettim, daha çok temas ederim. Evet, sorular bekliyorum. Evet. Hocam uygunsanız bir soru sorabilirim. Geçen hafta soruyu soran siz miydiniz? Evet. Tarihçi gibi gidiniz değil mi? Doğrudur hocam, tarih. Ortaçağ tarih. Tamam. Bu arada sizin tarih bilginiz bize ayrıca cezbediyor. Teşekkür ederiz. Sizin tarih bilginiz bize ayrıca bir cezbediyor. Teşekkür ederiz bunun için. Hocam biraz da geçen haftadaki konu üstüne aklımda kalan bir soru vardı. İbn Haldun'un mukaddimesine baktığımızda işte hem Gazali'nin, tabii bunlardan ne kadar haberdar bilmiyorum ama hem Gazali'nin tehafütül felsefiyesiyle hem de İbn Rüşd'ün işte buna cevaben yazdığı tefafütül tefafütü bakınca ikisi arasında bir sentez gibi duruyor. Yani bu yaygın da bir tartışma var. Malum Haldun'un Gazali'nin düşüncesinin bir takipçisi mi yoksa İbn-i Rüşd'ün bir takipçisi olduğu konusunda. Bakınca sanki ikisi arasında bir sentez gibi duruyor. Bunu söylemek işin biraz kolayına mı kaçmak olur? Yoksa bu harbiden böyle midir? Yok yok, işin kolayına kaçmak değil. Sen benim kitabımı okudun mu? Evet, evet hocam okudum. Ben de görüşüm o. Şimdi bir, önce kesin olan veya kesine yakın olan bir veriler verelim. Tahafütü ismen de zikrediyor. Tahafütü bilmemesine imkan yok. Hangi tahafütü? Tahafütü felsefeyi. İbn-i Rüşd'ün tahafütünü zikretmiyor. Anladın mı? Ama İbn-i Rüşd'ün tahafütünü doğrudan biliyor bilmediğini dair bir şey söylemez. Çünkü yani şey vesika olarak zikretmiyor. Ama hem eğitimi, hem hocası, hem geldiği yer, hem bu şimdi söylediğim, kullanmış olduğu, göstermeye çalıştım. Yani adamın metodolojisini, kavramlarını, kavram örgülerini İbn-i Rüşd'ün tanımadan bunları kendisinin şey yapmasına, bilmesine imkan yok. İmkan yok açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi geçen hafta da söyledim. Bir tartışma vardı. Neydi değil mi? Dediğin gibi. Gip diyor ki bu klasik bir İslam alimi. Bu şeyden geliyordur. Gazali falan veya fıkıhtan geliyor. Ama öbürleri başta işte Muhsin Mehdi olmak üzere ona da söyledim. Onlar diyorlar ki hayır oradan hiç gelmiyor. Bence de hiç oradan gelmiyor. Yani klasik bir fıkıh eğitimi alan bir adamın imkan, zorunluluk, efendime söyleyelim gibi teknik kavramları ki önümüzde hafta söyleyeceğim. Birinci dereceden makuller, ikinci dereceden makuller. İmkanı yok. Bunu bilmesine imkan yok. Niye Gazali zikrediyor? Çok da fazla zikrediyor. Ondan çok fazla zikrediyor. Niye Gazali zikrediyor? Çünkü Gazali zikretmekte bir zarar yok. Bir de Gazali
polemiğe girmiyor, kavga etmiyor ama Gazali'den zikrettiği zamanlarda hani Batılıların lip servis dedikleri bir şey yapıyor. Rüşvet-i kelam. Yani onun adını zikretmek suretiyle biraz da kendine şey sağlamış oluyor. Emniyet. İbn-i Rüşd'ü zikretmiyor. İbn-i Rüşd'ü bence. Yani zikretmemesi bile anlamlı. Zikretmemesi bile yani o misyonu bile anlamlı. Niye zikretmiyor? Hiç o konulara girmeden kendisi Aristotelesçi felsefeyi, ama Aristotelesçi bakın İbn Sinacı Farabici değil. Aristotelesçi felsefeyi, onun temel örgüsünü, örüntüsünü, kalıplarını, kavramlarını, temel örgüsünü kullanarak meseleye anlatmaya çalışıyor. O zaman adam gizli saklı bir Aristotelesçi mi değil? Şimdi Gazali'den etkilenmek imkanı yok. Yani şunu da biliyor. Gazali'nin eleştirileri makul sınırlar içerisinde tutulursa dogmatik ve romantik Aristotelesçiliği, kapalı bir Aristotelesçiliği eleştirme konusunda haklı. Bak ne dediğimi anladın mı? Dogmatik. Çünkü Aristotelesçi ister istemez. Dogmatik yanı var. Yani kapalı bir yanı var. Oysa adamın sırtında yumurta küfesi olmadığı için öbürü Gazali. O çok daha serbest şey yapabiliyor, düşünebiliyor. Yani Gazali cesur, yaratıcı, hayal gücü daha geniş, zararlı. İbn-i Rüşd makul, mantıklı, disiplinli ama kapalı, ucu kapalı ama faydalı. Bu çok enteresan bir şey bu ikisi. Şimdi bu orta bir yerde duruyor. Orta bir yerde duruyor. Tabiata inanıyor, tabiat yasasına inanıyor, kanunlara inanıyor. Efendim işte biraz daha söyledim ve söyleyeceğim. Onların hepsine inanıyor. Fakat bütün bunlara karşı deyim yerindeyse dogmatik bir inancı yok. Eleştirel ve fenomenist diyorum ben buna, bir tutumu var. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Nedensellik. Gazali diyor ki nedensellik yoktur. Farabi diyor ki İbn-i Rüşd ve Aristoteles, kör müsün, nedensellik olmaz mı? Nedensellik olmazsa, efendime söyleyelim, hiçbir şey olmaz. Haklı. Bu diyor ki, nedensellik vardır ama nedenselliği öyle illa eşyanın tabiatından ileri gelen, eşyanın özünde mündemiş, hiçbir bilmem nesi olmayan bir olay gibi düşünmeyin. Şöyle düşünüyorum. Sanki onun ontolojik tabanı, ontolojik geri planını nazara itibar almaksızın eğer nedenselliği kabul etmezsek bu olaylar arasındaki ilişkileri tesis edemeyiz. Olaylar arasında ilişkileri tesis edemezsek de bir şey kuramayız. Yani bir faydası yok. Bilmem anlatabildim mi? Bak, yani birisi realist, birisi diğeri nihilist, bu fenomenist. Fenomenist kelimesi ben çok bilinçli tekniği anlamında kullanıyorum. Yani fenomenlerden ileri gitmek istemeyen bir bakış açısı. Ne diyelim? Gazali kimle karşılaştırılır? Hume'la. Niye karşılaştırılır? Çünkü aynı eleştiri o da yapar. Nedir aynı eleştiri yaparken? Ya ateşin suyu yaktığına dair akılsal ve kesin bir zaruret fikrimiz anlamsızdır. Çünkü bunun kaynağı akıl değildir. Bunun kaynağı akıl değildir. Bunun kaynağı deneydir. Ya basit olarak söylüyorum. Deneyde neyi görürüz? Ateşle suyu görürüz, kaynamayı görürüz. Ateşle suyu görürüz, kaynamayı görürüz. Ve bundan hareketle de ateşin suyu kaynattığını görürüz. Anladınız mı? Fenomenist, o da fenomenist. Anladın mı? Yani şey değil, o öyle özcü falan filan değil. Öyle bir ilişki yok. Ama şeye geliyoruz ki o bu fenomenist olması da iyi. Çünkü bu Kant'ı aynen uykusundan uyandırıyor. Doğru olarak uyandırıyor. Yani istersen Kant'ı İbn Haldun'la burada karşılaştırırız. Kant ne diyor? Ulan diyor, arka arkaya gelen, birbirini takip eden o kadar çok sekanslar var ki. Ama bunların hiçbirisi bizim nedensellik dediğimiz şeye uymuyor.
Ne var demek ki nedensellikte bir şey var. Öbürlerinde olmayan. Öbürlerinde olmayan bir şey var. Ama diyor haklısın. Bak gene fenomenist. Eşyada değil bunun kaynağı. İnsan zihninde. Yani insan diyor. Bakın çok önemli bu. İnsan onları birbirine bağlıyor. Tabii büyük bir fikir bu. Olağanüstü bir fikir. İnsan onları birbirine bağlıyor. Öbürü diyor ki. Arada farka bak. Hume diyor ki bu psikoloji bu. Bu psikoloji. Yani psikoloji demek, alçaltmak demek bunu. Psikoloji bu ya. Biz görüyoruz, onu görüyoruz. Onu görünce biz diyoruz ki bekliyoruz. Bizde bir beklenti oluşuyor. Psikoloji. Ulan psikoloji üzerine bilim yapılır mı? Kant'ın büyük güzel bu da salak. Psikolojide bilim yapılmaz diyor. Hayır diyor. Bu mantık. Bu mantık. Bu akıl. Akılın yapısı öyle ki dünyayı buna göre algılıyor. Hani biz bilemeyiz gerçekte eşyanın kendisinde Ding Anzi eşyanın kendisinde gerçekten nedensellik var mı? Ama biz bunu şunu biliyoruz. Bizim zihnimiz kategorileri var, bağlantılar kuruyor o ve biz dünyayı aklımızla aklımızla nedenselliğe bağlı nedensellik olmaksızın algılamıyoruz. Bakın psikolojide mantığa geçtik. İbn Haldun Kant gibi. İlla bir benzetme yaparsak. İbn Haldun ne diyor? Yahu var diyor. O olmazsa bu olmaz diyor. Ama bu eşyanın kendisinden midir? Bilmem Tanrı'nın kendisinden midir? Tanrı mı bunu icat eder? Bu ne benim meselem değil diyor. Aynen söylediği gibi. Her konuda öyle. Her konuda öyle. Yani aynen Kant gibi. Fakat hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bundan Müslüman dünyasında ne çıkar? Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü artık kültür bu meseleyi falan şey yapacak durumda değil. Yani bırak verimli bir yere götürmek isteyecek, anlayacak durumda değil. Anlayacak durumda değil. Bilmem anlatabildim mi? İbn Haldun'u işte tarihçisin ve okumuşsundur. İbn Haldun'u en fazla en iyi anlayan işte sizin tarihçiler, Naimalar, Ahmet Cevdetler. Ya Ahmet Cevdet onu ne kadar anlayacak? Allah'ını seversin. Nasıl anlayacak? Bu benim söylediğimi anlayacak imkanı mı var? Ahmet Cevdet Aristoteles'i bilecek, Platon'u bilecek, Kant'ı bilecek, nedenselliği bilecek. Oho, oho, oho. Bu Türkiye'ye hukuk devletinin gelmesi kadar uzak bir olay. Evet, buyurun. Hocam bir de eğer uygunsanız ikinci bir soru sormak isterim. Şimdi söylediniz İbn Haldun'un bu düşüncesinin İslam dünyası üzerine, İslam teolojisi üzerine ne diye. Ancak İbn Rüşd ve Gazali'nin tartışmasına bakınca... Sevgili Oğuzhan, sesinde bir sıkıntı var. Evet, bir sıkıntı var. Daha net geliyor mu? Bir çıtırtı duyuyoruz. Arada sesimiz kapanıyor. Kusura bakmayın, telefondan bağlanıyorum. Umarım şu an iyidir. İyi. Tamam. Şimdi İbn Haldun'un İslam teolojisine ne kadar faydası olup olmadığından biraz bahsettik. Aslında da yok dediniz ama... Şimdi Gazali'ye ve İbn-i Rüşd'e bakınca işte biraz da mülk kavramındaki tartışmadan yola çıkarak işte Emevilerin devlet yönetiminde Muhammed soyunu bertaraf etmesi, aynı şeyi kiliseyi tekrar yorumlayan Doğu Roma'da görüyoruz, Katolik kilisesinde de görüyoruz. Sanki İbn-i Rüşd'e Gazali arasındaki tartışma çok mu zorlama olur bilmiyorum ama Arjusçulukla o İznik Konsülü'ndeki tartışmaya çok benziyor. Aslında bizim düşündüğümüz gibi Antik Yunan'dan direkt değil de daha çok Hristiyanlık teolojisinden etkilenme var mı bu tartışmalar üzerine? Yani bilmiyorum ama zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Hocam merhaba. Buyurun. Şimdi ben sizin kitabınızı okumadım yani duydum ama şeyle İbn Haldun'la ilgili sadece şunu söyleyeyim yani biraz incelediğimde dersten önce İbn Haldun Arap
Arap toplumu değil Osmanlı'yı etkiliyor diye bir başlık var. Evet, doğru. Osmanlı, şimdi biraz önce de söyledim, Osmanlı'yı nasıl etkilemiş? Yani devlet hayatında mı etkilemiş? Düşün hayatında tam Ahmet Cevdet var ama mesela önümüzdeki hafta konuşacağız. Osmanlı'yı devletin safhaları, devletin işte ortaya çıkışı, yükselişi, çöküşü, tavırlar nazariyesidir. Orada etkiliyor. Mesela bunu benim algılayabildiğim, anlayabilecek olan biri de Hikmet Kıvılcım'dı. Onu nasıl etkilemiş? Onu sadece bilmiyorum. Devletin hoşumalı mı? Şekerim bilmem ben. Hikmet Kıvılcım'ı tanımam. Ben Türk solu uzmanı değilim ben. Hmm. Hakikaten bilmiyorum. Adını biliyorum. Sadece adını biliyorum ben. Peki. Teşekkür ederim. Sen bileceksin. Sen artık ben anlattıktan sonra sen bakacaksın nasıl etkilemiş, sen çıkaracaksın sonucu. Evet. Buyur Melisa. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Benimki aslında belki çok derin bir soru olmayacak ama ben şeyi merak ettim. Siz Ümran kelimesinin etimolojik olarak kökeninden bahsederken inşa etme anlamına da geldiğini söylemiştiniz. Bu benim aklıma direkt Descartes'in kullandığı mimari terimleri aslında biraz getirdi. O da felsefi terimlerini kullanırken genelde daha mimari terimler tercih ediyordu. İşte inşa etmek ya da temel atmak gibi. İbn Haldun'un da bu böyle bir amaçla bu tarz bir anlamda bu kavramları kullandığını söyleyebilir miyiz? Descartes'i bilmiyorum, tanımıyorum açıkçası mimari terimler kullandığını. Ama bu son derece ne diyelim kullandığı terim mimari değil de coğrafi ve biyolojik bir terim. Şimdi imar dedim, imar. İmar ne demektir biliyor musun? İmar etmek, bina falan yapmak demek değildir. İmar etmek, mamur hale getirmek demektir. İmar yani bayındır hale getirmek. Toprağı imar ettiğiniz zaman, toprağı işlediğiniz zaman kıraç olmaktan çıkarırsınız, sularsınız, bitkilerle onu geliştirirsiniz, orman haline getirirsiniz. İmar budur. Eskiden Bayındırlık ve İmar İskan Bakanlığı vardı. İşte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ydı adı. İmarın mesela şeysi şudur, sıfatı mamur, mamur. Bir ülke, bir yer, o da şenliklendirmek demek. Hatta mamuretül azize, zannediyorum Elazığ'dır o. Yani o bölgede imar edilmiş, mamur hale getirilmiş bir bölge. Yani imar, mamur, bu güzel bir kelime, inan, çok güzel bir kelime. Ümran da oradan geliyor. Ne demek? Söyledim ben. İmar, mamur, Ümran tam bugünkü anlamda kültür anlamına geliyor. Bakın, Batı'dan alınma kültür aynı kelimedir. Yani kültür, Latince bilmem ben ama işlemek demek. Kültür işlemek demek. Hatta kültive etmek. Fransızca'da vardır, kültive etmek. Toprağı işlediğiniz zaman kültive edersiniz. Bilmem anlatabildim mi? Bu ne demek? Tabiat halinde bulunan, doğal halde bulunan şeyin üzerinde yaptığımız her türlü işlem, tasarruf imardır. Şimdi insan, hatta ben iyi de bir şeyi söylememe imkan verdiniz. Ben derim ki insan doğal bir varlık değildir, bilirsiniz. Veya bazılarınız bilir. İnsan doğal bir varlık değildir. Şey doğaldır. Efendim, at doğaldır. Yok bilmem, köpek doğaldır. Lan insan doğal olur mu? Hani doğal bir insan aramaya kalksak, bilmem milattan, milat ne miladı işte, bundan 3 milyon yıl, 4 milyon yıl önceye gitmemiz gerekir. Oradakinin bile doğal olduğuna emin değilim ben. Bakın biyolojik evrimden bahsetmiyorum. Bu insan, insan olmak için dikildi mi? Bu doğal mı değil mi emin değilim. Ama alet yapmaya başladı mı? Alet yapmaya başladı mı? İlk alet yapan adam artık doğal değil. Artık kendi yaratmış olduğu, kendi yaratmış olduğu doğal ortam olmayan bir ortamda yaşıyor bu adam. Bilmem anlatabildim mi? Ateşi bulduktan sonra doğal değil artık hiçbir şey. Hele bir de ondan sonra
hukuku yarattığı zaman, toplumu meydana getirdiği zaman, dini icat ettiği zaman, mitoloji icat ettiği zaman, toprağı işlediği zaman, pazarı yarat, artık doğal değil, insan doğal değil. Biz doğal değiliz biz. Hiçbirimiz doğal değiliz. Doğal olanlar var. Bir grup insan epey doğal. Anladınız mı? Biz doğal değiliz. İnsanlar doğal değil. Ya doğal çok iyi bir şey değil. Bilmem anlatabildim mi? O halde İbn Haldun bulduğu terim mükemmel. Adam yani science of culture bu. Kültür bilimi. Abi kültür bilimi derken güzel kitap okumak, güzel müzik dinlemek anlamında değil. Tekrar ediyorum. Tabiata eklenen, tabiatın üzerinde olan, insanın tabiatın üzerindeki tasarrufuyla ortaya çıkan çakmak taşı, balta, beşik, çorap, ateş, evlilik, çocuk sevgisi, hiçbir şey doğal değil artık. Hiçbir şey doğal değil. Aslında harika bir şey. İbn Haldun'a göre yüksek ümranlar var. İşte artık ona medeniyet diyelim. Anlatabildim mi? Urfalıların ümranı, kültürü veya şeyi yüksektir. Ama Ankaralıların veya İstanbulluların medeniyeti yüksektir. Türklerin kültürü çok yüksektir. Atıyorum, uyduruyorum bunları. Efendim ama işte bilmem Parislerin medeniyeti yüksektir. Ziya Hükkar da bu terimleri kullanır. Efendim doğrudur, yanlıştır ayrı mesele. İyi bir terim bulmuş. Nitekim dedim ya şimdi artık İbn Haldun'un yarattığı bileme ne diyelim kültür incelemeleri, cultural studies demek doğrudur. Şimdi American cultural studies dediği zaman da kimseye şey yapmak istemiyorum, ukalalık yapmak istemiyorum. Çünkü benim çok ukala bir adam olduğumu söylüyorlar, onu da görüyorum, biliyorum. Ama amaç edebiyat değildir sadece. Yani bir kültürün, Amerikan ve İngiliz ve Türk kültürünün üzerinde yapılan incelemeler, kültür incelemeleri. İbn Haldun insan insan olma bakımından meydana getirdiği kültür incelemelerini yapıyor. Ha, bunun kademeleri var işte artık önümüzdeki hafta onları konuşacağız. Ana hatlarıyla konuşacağız. İmar bu. İmar yapı değil. Yapı da bir imar unsuru. Yapı da bir imar ama o kadar. Biz imar deyince tabii bir de şeyden ötürü galiba Tayyip Erdoğan'dan ötürü köprü yapıyor, işte bilmem şey yapıyor, tren yapıyor. Ha imar bu diyoruz. Öyle değil mi? O da iyi var. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hı-hı. Hocam ben de bir soru sorayım mı? Nüket ben. Sor. Daha genel bir şey ama. Sizi tarihçilere kaptırdıktan sonra felsefe güzel. Felsefeye ilişkin bakış açınızda ne gibi değişiklik oldu ya da felsefenin işlevini siz nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Onu öğrenmek istedim. Bence iyi bir soru. Şimdi beni tarihçilere kaptırdınız mı? Evet, kaptırdınız. Şimdi ben teknik olarak her alanda felsefe denilen kitaplar artık okumuyorum. Yani Kant'ın bilgi teorisi, yok bilmem nenin siyaset teorisi, Habermas'ın siyaset teorisi, bilmem kimin Searle'ün dil teorisi okumuyorum. Benim okuduğum kitaplar tam İbn Haldun'un sözünü ettiği anlamda, genel anlamda siyaset sosyal bilim kitapları. Onu söyleyeyim. Yani içerisinde bilim de olacak, içinde sanat da olacak, içerisinde ziraat da olacak, içerisinde biyoloji de olacak. Ama bütün bunların hepsinin adı da, genel adı da kültür olacak. Yani insan kültürüyle ilgileniyorum ben. Yani ben artık din felsefesi, tanrı, manrı, bilginin kaynağı nedir? Bunlarla ilgilenmiyorum, mantıkla ilgilenmiyorum ben. Yani insanla ilgili şeylerle ilgileniyorum. Ha, insanın yaptığı şeyler, yani insan anlamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi tanrı, manrı benim artık uğraştığım şeyler değil. Umurumda bile değil. Mesela siyasetle de ilgilenmiyorum. Yani dar anlamda, teknik anlamda onlarla ilgilenmiyorum. Ve insanı anlamak için de, şimdi geldik ikinci şeye, yine İbn Haldun'a dedim. Ve insanı insan yapan şey nedir? İnsan nasıl insan oldu? Ümranla insan oldu. İmarla insan oldu. Kültürle insan oldu. Yani insan şeyle insan olmadı. Böyle düşünerek, efendime söyleyelim,
hele bir teori kurayım falan insan olmadı. O zaman insanı anlamak için tarihe bakıyorum. Felsefenin bana faydası ne oldu? İşte sosyolojinin İbn Haldun'a faydası neyse, felsefenin de bana faydası o. Kavramlar sağladı bana. Kavramlar, çerçeveler sağladı. Problemlerin neler olduğunu, o ağı, o şebekeyi sağladı. Veya aklımı doğru kullanmamı sağladı. Veya neyi sağladı? Efendim, onun aracılığıyla düşünmemi sağladı. Çünkü felsefe aracılığıyla düşünmek çok önemli bir şey hakikaten. Yok. Ha. Bak felsefe bir dil. Çok güzel. Felsefe bana insanı düşünmek için, insanı tarihte düşünmek için, insanın tarihte tarihi bir varlık olarak, kültürel bir varlık yapıp ettiklerini, insani olayları, kurumları düşünmek için, din de buna dahil, bir dil sağladı. Mesela o. Bu tarihçilere de fena değil. Felsefenin içine biraz, tarihin içine biraz felsefenin girmesinde en azından bizim ülkemizle ilgili olarak bir şey yok. Bir zarar çok yok. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Keşke girse. Bir zarar yok. Biraz erkek çocuk da öyle söyledi ya. Hı-hı. Teşekkür ederim. Evet. Pelin buyur. Efendim? Pelin söz istiyor. Merhaba. Öncelikle size ve Yüksek Oda'ya teşekkür ederim. Ya ben uzun zamandır sizinle böyle tanışmak istiyordum, sizi dinlemek istiyordum. YouTube'daki videolarınızı izliyorum ancak böyle canlı olarak da izlemek istiyorum. O yüzden teşekkür ederim. Öncelikle kısaca bir kendimi tanıtayım. Ben Ankara Üniversitesi... Açarsanız Ahmet Hoca da sizi görebilir hem. Uygunsanız tabii. Şu anda görmüyorum hocam. Şu anda açamıyorum, o yüzden kusura bakmasanız olur mu? Peki canım. Yok, problem değil. Tamam, önemli değil. Ben sosyal bilgiler 3. sınıf öğrencisiyim. Akademik kariyerimi erken devir Türk tarihi üzerine yapmak istiyorum ve bunu da en iyi şekilde anlatabilmek için birçok disiplin arasında okumalar yapıyorum. Benim sorum şu olacaktı. İbn Haldun'un sosyolojiye ve tarihe bakış açısı ile Ziya Gökalp'in bakış açısını karşılaştırırsak benzerlikler bulabilir miyiz? Varsa bu benzerlikler nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim. Bu şey bir soru, çok genel bir soru bir. Üzerinde düşünmediğim bir konu açıkçası. İki. Hı-hı. Yani en fazla işte İbn Haldun'la Ziya Gökalp'in o medeniyet, kültür kavramlar üzerinde karşılaştırma yapmak mümkün. Onun dışında ayrı dünyalar insanı gibi merak ediyor ben. Yani İbn Haldun'u kendisine benzeyen insanlarla karşılaştırmak daha mümkün. Ya bilemiyorum açıkçası. Ya, düşünmedim üzerinde hiç. Hocam belki tarihçi olarak haddim değil ama arkadaşa bir şeyler eklemek isterim. Buyurun, buyurun, buyurun. Ekle. Mazur görün. Zeki Velide Togan'la ya da Gasparalı İsmail'le karşılaştırmak daha doğru olur. Ziya Gökalp hem Türk tarihine bakış açısında hem de tarih kültür bakış açısında daha kısıtlı bakıyor. Yani İbn Haldun'la karşılaştırırsak belki Zeki Velide Togan'la ya da Gasparalı İsmail'le daha makul olabilir. Olabilir. Ben bilmiyorum. Gasparalı'yı da bilmiyorum. Bir isim olarak biliyorum onu. Sadece bir isim olarak biliyorum. Teşekkür ederim. Öyle bir yanda var mı bilmiyorum açıkçası. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Buyurun Umut Bey. Hocam merhabalar. Ben ders dışı bir soru soracağım. Uzun zamandır aslında sormak istiyorum da sizle bir konuşma fırsatım olmadığı için şimdi sormak istedim. Öncesinde katıldığınız bir YouTube'da bir denk geldiğim programda insanın yeni anlam arayışının artık güç unsuru üzerine olacağını söylemiştiniz. Şimdi ben dini anladım. Eskiden dinde her şeyi açıklıyordu. Bilgiyi de anladım. Din kadar olmasa da çoğu şeyi açıklıyor. Ama güç bize ne açıklayabilir ki siyasal anlamda, sosyal anlamda, hukuk anlamında, ahlaksal anlamda? Merak ettim bunu. Şimdi o gün o programda da söyledim. Bir şeyi açıklamak için değil. Eskiden açıklama ihtiyacı vardı. Şimdi artık açıklama ihtiyacı yok. Hmm. Çok basit bir şey. Şimdi
eskiden anlam arardı adam. Niye arardı veya insan arardı anlam? Çünkü daha henüz insanlık ne diyelim yaşayışın, hayatının, uygarlığın başlangıcında olduğu için özellikle de yaşadığı hayat çok da parlak bir hayat olmadığı için yani artık en ilkel şartlarda demeyelim ama gene de epey emniyetsiz bir dünyada yaşadığı için hastalıklar, savaşlar vesaire içerisinde çile çektiği için yani her tarafta genel terim olarak kullanıyorum. Bunları anlamlandırmak lazım. Yani anlamlandırma ihtiyacı ondan doğar. Yani zenginin bir şey anlamlandırmaya ihtiyaç yok. Fakir anlamlandırır. Fakir kelimesini her alanda kullanıyorum. Din de bundan çıkıyor. Başka şeylerden de çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş orta çağdan itibaren din etkisi kayboldu. Yerine başka bir kavram geçti. Bilgi. Bilgi mükemmel bir şey. Yani bilgi hem güvenilir hem itimat edilir hem insana güç sağlıyor. İşte meşhur laftı değil mi? Şeyin Descartes'ten itibaren Avrupa'nın neydi? Pouvoir, pour savoir. Daha doğrusu şöyle diyelim. O formül şu. Yani bilgi bize güç sağlıyor ve güç de bizi işte hem teknolojik olarak hem madenleri işlemek bakımından hem toplumu anlamak bakımından hem hayatımızı daha akılcı, daha az korku verici bir hale getirmek bakımından önemliydi. Onu da yaptılar. Teknoloji falan hepsi o da geldi. Bilgi, epey bilgimiz var artık. Dünya hakkında epey bilgimiz var. Anlam biraz geriye gitti. Anlama artık çok ihtiyacımız yok. Yani tabiatla, dünyayla epey haşır neşir olduk ve onu dikkat etmeye muvaffak olduk. Şimdi o bilgi sayesinde elde ettiğimiz güç, yani teknoloji ve onun bize sağladığı fayda, imkan, haz, gözümüzü döndürdü. Yani ne artık İsa'nın çilesini anlamaya ihtiyacımız var, efendime söyleyelim, ne 19. yüzyılın romantik bilim adamlarının tabiatı keşfetmeye duymuş oldukları hazza, heyecana ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var şimdi? Yani ihtiyacımız var derken bireysel olarak konuşmuyorum. Bazı adamlar her zaman için buna ihtiyacı olacak. Hazzı elde etmek için, mümkün olduğu kadar çok hazzı elde etmek için güce ihtiyacımız var. Güç derken çok genel bir şey. Sadece politik gücü kastetmiyorum. Şimdi bakın bu şey de güç değil mi? Cep telefonu da bir güç. Araba da bir güç. Efendime söyleyelim. İlaç da bir güç. Bu bizim yaptığımız iş de bir güç işte. Yani eskiden şimdi benimle konuşmak için, benim sizinle konuşmam için yürümem lazım, arabaya ata binmem lazım, tangır tungur bir takım yollardan gitmem lazım. Bilmem işte şey ortamlarda, karanlık, havasız ortamlarda buluşmamız lazım. Sesimi size duyurmam lazım. Bakın hiçbirisi yok artık. Çünkü yollar pırıl pırıl akıyor, arabalarımız var. Ortam klimayla birlikte güç derken bu. Yani gücü yerine istersen hazı koy. Gücü istersen yerde kaz. Yani hastalıklarla mücadele etmek için efendim hacıya, hocaya, okumaya, üflemeye, tefekküre, yorumlamaya, hayat buna bir anlam vermeye acı çekiyoruz çünkü bizi Tanrı imtihan ediyor falan filan. Bunların hiçbirisine gerek yok. Yani acı çekiyorsak aptallığımızı da çekiyoruz. Bilmem ne diyeyim anlatabildim mi? Geleceğin dünyasının bu yönde güç üzerine teşekkür edeceğine inanıyorum. Çok geniş anlamda, genel anlamda tekrar ediyorum. İlla politik güç değil. Statü anlamında falan da söylüyorsunuz herhalde. Efendim? Hem statü, hem sağlık açısından, hem ilerlemeler, şey, kolaylıklar. Her şey. Yani komünikasyon da bir güç işte söylüyorum. Hastalık anlamda da bir güç, araba da bir güç. Efendim, eskiden şimdi daha da basit bir örnek vereyim.
19. yüzyılın şeysi, kadın erkek birbirlerini görecekler, aşık olacaklar, sevecekler, kıskanacaklar, birbirinin peşinden koşacaklar, psikolojik durumlardan geçecekler, acılar çekecekler, bilmem neler olacak. Şimdi artık nerede bu, var mı bu? Hele benim memleketimde kızın yüzünü göremeyecek, kızla buluşamayacak, mektup yazsa yakalayacak kardeşi, adamı öldürecek. Allah'tan Urfa bu konuda övünebilir. Yani hala gücün etkisi olmadığı için, o manada gücün etkisi olmadığı için hala uzaktan romantik divan edebiyatı aşklarına sahip olabilir. Şimdi bu işler söylemeye gerek yok değil mi? Biraz basitleştirerek anlatıyorum ama. Mesele bu. Ben kastetmek istediğim bu. Ama insan da böyle bir varlık. Niye böyle bir varlık bilmiyorum ama insan böyle bir varlık. Yani mümkün olduğu kadar en az çaba sarf ederek mümkün olduğu kadar azami hazını elde etmeye çalışan bir varlık. Gücü haz elde etmenin mekanizması, aleti olarak düşünüyorum ben. Öyle diyelim isterseniz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, cevaplarınız. Yani genel düşüncem bu. Genel düşüncem bu. Evet. Şunu düşünebilirsiniz canım. İnsanlar güçlü olduğu zaman eskiden hiç bilmedikleri yeni zevkler edinebilirler. Efendime söyleyelim işte, hiç duymadıkları yeni duyguları duyabilirler. Hiç şey yapmadıkları müzikleri duyabilirler. Öyle mi görüyorsun? Müslümanlar şu anda güçleri arttığı zaman böyle mi oldular? Daha mı estetik düşünmeye başladılar? Yani biraz da bunları da düşünün. Diyeceksin ya, bu dünya Müslümanlardan ibaret değil. Ama biliyorsunuz benim düşüncem, insanlığın özünün Müslümanlık, Müslümanlığın özünün Türklük, Türklüğün özünün de Urfalık olduğu üzerinedir. Eğleniyorum biraz. Peki. Evet hocam, kapatıyoruz galiba. İyi, tamam. Bugün geçen güne göre daha eğlenceli oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Cuma hadi. Günü görüşmek üzere tekrar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Hocam teşekkürler. Sağ olun. Maşallah. Tamam canım.